Hayatta en sevdiğim insanları bu kadar toplu bir şekilde ilk defa görebilmenin tecrübesi benim için büyüleyici. Yani burada herkesin yeri, kalbimdeki yeri ayrı ama başımın tacı sevgili Ahmet hocamın da bu muhabbete katılıyor olması, onun kurucusu olduğu bir şeyi onun huzurunda anlatma sorumluluğu her ne kadar güçse de bir yandan da görev. Ben izninizle görevimi yapmaya başlayayım. Bu arada bütün bu olaylara, bu sürece sebebiyet veren 40 yıllık dostum Cevdet Erek. Ben bir plak dinleyecektim şurada. Olay şey, siz söyleyin adını. Burada çoğumuz müzik dünyasından gelen insanlarız. Ve fakat olayın ne kadar değiştiğini, işte duysal dünyanın, evrenin özellikle sanat sepet ortamlarına eklenme sürecinde nasıl büyük bir paradigma değişikliğine uğradığını dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Aslında yılları hatta ömrümüzü verdiğimiz bir konuyu böyle 1 saat, 1 saat 15 dakika içinde toparlamak imkansız bir şey. Orada birazcık sabrınızı belki zorlayacağım, biraz fazla konuşuyor olacağım ama dediğim gibi bir başlangıçtır. Devamı da ömrümüzün kalanında nasiptir diye umuyorum. Bu yüklü meseleyi paylaşmayı optimize etme, zamanı iyi kullanma gayretiyle ben bir PowerPoint sunumundan yararlanıyor olacağım. Sonda sonsuz teşekkürler gelecek ama çok sevgili Öztat başta olmak üzere Arter ekibine, sevgili kardeşim Cevdet Erek'e ve bu süreçte emeği olan herkese ve bu yolu bizim ülkede en azından açan sevgili hocam Ahmet Yürür'e teşekkür ederek muhabbete başlıyorum. Şimdi efendim cihazıma söyleyeyim. Görünüyor değil mi? Evet, şu anda Kenardan başladı. giriyor. Evet, Cevdet Erek'in Bergama Stereotip Kişisel Sergisi bağlamında online seminer başlığıyla deneysellikten kurumsallaşmaya Türkiye'de duysal tasarım. Olay şu, efendice ağzıma söyleyeyim. Orijinal başlığımız da şu idi, biraz yumuşattık ne diyelim. Diğer seminerlerle hemrenk olması düşüncesi gayretiyle yepyeni sanatlar eski konvansiyonlara mı eklemleniyor? Deneysellikten kurumsallaşmaya Türkiye'de duysal tasarım, disiplinler arası projelerden güncel sanat yerlerine eklemlenme sürecinde sesin plastisitesini ve mekansallığını merkeze alan üretimler. Başat hamleler ve ardlarındaki söylemlere kısa bir giriş, açık bir muhasebe. Mesele şu, duysal tasarım kavramını özellikle yani çok dallı budaklı ve bunu dilim döndüğünce anlatmaya gayret edeceğim ama özellikle sesin plastisitesi ve mekansallığı bağlamında ele alan yapıtlara odaklanıyor olacağız bu şeyde. Şöyle de bir metin yazmıştım sevgili Ahmet hocamın resmi orada. Türkiye'de duysal tasarım alanı bu adla olmasa da hatırı sayılır bir zamandır faaliyet gösterilen diri bir mecra. Ancak kavram oldukça yeni. Dolaşıma sokulması 90'lı yılların sonuna, akademik bir oluşuma ve ardındaki vizyoner bir ismin kompozitör ve etnomüzikolog Profesör Doktor Ahmet Dürr'ün önemli hamlesine dayanıyor. Bu çok çok önemli. Çünkü dediğim gibi birazdan da konuşacağız. Kıpırtılarımız, kanat hareketlerimiz muhakkak vardı geçtiğimiz yıllarda. Ama 90'lı yıllara kadar bunların böylesi bir üst başlık altında vaftiz edilmesi Ahmet Hoca'nın tasarrufudur diyerek başlayacağım. Bu öncü çalış, o metni herkes okumuştur diye umuyorum ama kilit bir metin olduğu için izninizle bir daha okuyacağım. Tabii göremiyorum. Dur bakayım şöyle olabiliyor mu? Daha önceleri birkaç istisnai çabayla genellikle öncü sanatçılarımızın bileşik, bütünleşik çalışmalarının deneyselleriyle ayrışan ve bu genel kavramdan nasiplenen sayıca gönüllülük duyurululuk açısından da son derece mütevazi kalan ürünüyle sınırlıyken, yani bunlar vardı ama dediğim gibi deneyseldi ve sınırlıydı. Son 20 yılda gerek güncel sanat kavrayışının ve platformlarının gelişmesinin, gerekse de disiplinler arasılığın sosyal bilimlerden sanata coşkunluk bir karşılık bulmasının,
gerekse de duysal alanı besleyen başat kulvar olan müzikte yaşanan paradigma değişimlerinin etkisiyle duysal tasarım kapsamına giren yenice türlerde kayda değer atılımlar göze çarpar olmuştur. Evet, yani burada üç tane şeyin altını çizmek gerekiyor. Kavrayışın değişimi güncel sanatta. Sosyal bilimlerin bizim bu mecraya bakışındaki farkındalık ve ne diyeyim gürbüz hamleler. Bir de besleyen başat kulvar dedim. Bunu tartışacağız. Öyle mi gerçekten? Belki de ne yazık ki değil. Müzikte de çok önemli paradigma değişikliklerinin bu süreci tetiklediğinden dem vuracağım. Duysal tasarım kapsamına giren yenice türlerde kayda değer atılımlar göze çarpar olmuştur. Ses heykeli, ses yerleştirmesi, ses manzarası gibi iyi niyetli ancak halen tercüme kokan kavramlar kadar sound art, sonic art ya da arts, audio, audio art, arts gibi teklifsizce kullanılabilen terimler bir süredir dolaşımdadır. Ötesinde anılan branşlarda lisans ve lisansüstü programlarda öğretim yapılmaya, sanat yapıtı kategorisinde verilen ürünler kadar bunları tematize eden, irdeleyen, tartışan akademik üretimlerde gönüllülük kazanmaya başlamıştır. Bu çok önemli. Biz siyaset bilimi okurken işte yasama, yürütme, yargı, ...nın yanında dördüncü güç olarak üniversite diye öğrendiydik. Şu anda bu tabii çok tartışmalı ama üniversitelerin özellikle toplumsal hayatı biçimlendirme, yönlendirmedeki kritik misyona da işaret ediyor. Sonra da biraz eleştirel bir kısım var. Bunu metinde okumuşsunuzdur ya da okuması çok kolay vesaire vesaire. Onu da tekrar baştan okumak istemiyorum. Ufak bir piyasa doğuyor. Bu piyasada tabii ki kendi koşullarını dayatmaya başlıyor. Buna uyum sağlayan, biat eden, eklemlenmeye çalışanlar başka bir yola girme riskini de alıyorlar. Eleştirel olarak konuşulacak bir şey ilerleyen dakikalarda. Efendicazıma söyleyeyim. 25 yıl kadar önce neredeyse bu gibi konuları biz müfredata alma şansını ve Türkiye'de konuşma olanağını bulduk, yarattık diyeyim. Dolayısıyla biraz mutfaktan konuşuyor olacağım sizlere. Muhabbetimizin, seminerimizin işleyişinde dört blokta yapacağız. Bunların ağırlık merkezini hem zaman optimizasyonu hem de sizlerin eğilimleri, yönelimleri doğrultusunda esnetebileceğiz. Bu çok çok uzun, yani ne bileyim belki bir hafta sürebilecek bir materyalin ön izlemesi gibi düşünelim. Önce arka planı, daha sonra bunun bizim bu alanın söylem alanını tanıtmaya gayret edeceğim. Sonra Türkiye'ye odaklanacağız. En son merhalede de güncel meseleleri göreceğiz. Efendicazıma söyleyeyim. Yani arkadaşlar bilir, bizim işte derslerde bu gibi konuları konuşmaya başlamadan önce şu soruyu sorarız biz. Hey müzisyen kardeşim, Biennale'deki yerin nedir senin? Evet, standart bir müzisyen, değil mi? Bu katılımcılarımızın çoğu en azından standart bir müzisyen. İşte bizim güncel sanat dünyasına atıyorum, bizim işte ikonik Biennale'imize falan filan katılmaya kalkıştıklarında, yani müzisyen kimlikleriyle yerleri nedir? Açılış kokteylinde çalarlar, daha sonra da apar topar işte lojistikten bir arkadaş hadi kestik deyip konuşmaya gönderir. Yani düğün, nişan, açılış, davet, toplantı, kokteyl gibi organizasyonlarda ne kadar işlevi varsa standart bir müzisyenin, burada da aynı şey geçerli. Dolayısıyla bundaki değişimi, dönüşümü size anlatmakla yükümlüyüm. Duysal tasarım kavramı aynı görsel tasarım kavramının resim, grafik vesaire vesairenin ötesinde taşıdığı yüklemleri, anlamları vesaire vesaire içermesi gibi müziğin ve işte anneannemizin de rahmetli müzik olarak algılayabileceği, telaffuz edebileceği şeylerin çok ötesinde çok daha fazlasını içeriyor her şeyden önce. Bir kere sanat, zanaat, sınaat çerçevesinde tasarımın çok oynak ve değişken bir konumu var. Bunlar arasındaki geçirgenliğin kılavuzluğunu yapan çok önemli bir kavram. Bunu bir de benden duymaya ihtiyacımız yok. Duysal tasarım kavramının standart müzikten ayrıştığı temel maddeleri şöyle sıralamışım. Düşünsellik,
Yani entelektüel doğrultuda ki arka planın gerekliliği, disiplinler arasında açıklığı, hatta bunu neredeyse mecbur bilmesi, teorik arka planının çok daha zengin, gelişkin olma koşulu, yani geleneksel müzik teorisiyle yeterli olamayacak bir materyalden bahsediyorum. Teknolojik çerçevesi çok daha farklı. Zaten ilerleyen dakikalarda örnekleri göreceğiz. Uygulama alanları, varoluş alanları çok daha farklı. Hepsinden de önemlisi, yani sanatla tasarım arasındaki tasarım lehine farkın o geniş kümesinde olduğu gibi, bizim bu duysal alanda da hayata daha fazla noktadan temas etmek gibi bir avantajı var. Aklıma şey geldi bu PowerPoint'ı hazırlarken, çok kilit bir metin yumurtlamışım zamanında. Bu küçülüyor mu? Dur bakayım, nasıl yaptık bunu? Hop hop hop, olmadı olmadı. Geri şu. Şunu kapatayım. Ha. Bu şu anda da katılımcılarımız arasında olduklarını zannediyorum. İki değerli kardeşimin bir çalışması ekseninde bir konuşmaydı. Detaylar sonra gelecek. Oradaki konuşmada vurguladığım şuydu. Gerek duysal tasarım alanı, gerekse de bir kolu olan geniş sonic arts çerçevesi, uzun yıllar boyunca meslekten müzikçilerin ilgilenmediği, kayıtsız ve cahil kaldığı, deyim yerinde ise terk edilmiş topraklar olarak arşınlanmaktaydı. Diğer yandan bu boşluğu görebilecek olgunluk ve farkındalıktaki başka disiplinlerden gelen insanların tasarrufunda işlemesi de biraz da bizatihi bu sebepten alanın başlıca esaslarından duysallığın büyük oranda ıskalandığı ya da naif önermelere sıkıştığı örneklerin çoğalmasını kaçınılmaz kıldı. Sonucunda Yenice Biennaller gibi platformlarda yer bulabilmelerine rağmen böylesi ürünler neredeyse kimseyi ikna ya da tatmin etmeyen epitopu yeniliğinden geçinilen, hoş görülen ilginçlikler olarak kaldı. Ne mutlu ki gerek uyumlu paradigma değişimleri gerekse de bunun yansımaları olarak sanatçı, akademisyen, kuramcı gibi aktörlerin benimsedikleri kimliklerdeki dönüşümler, bu alanların layıkınca ele alınmaya başladığı, verilen ürünler ve arkalarındaki söylemler itibariyle biraz daha pek ve gürbüz hale geldiği bir manzaraya kapı aralamaktı. Bu etkinlikteki kurgu ve mürettebatta söylenenlerin güzel bir örneği, ama daha yolun başındayız derken, aa, bu listede müzisyenler de varmış dedirtebilecek bir katılımcı örneklemine işaret ediyor demişim. Ama hemen akabinde çok yakın zamanda sesi odağına alan ya da alır görünen, ona ne diyeyim, hamle yapan işlere nur yağmaya başladı demişim. Bolca arttılar. Bir tane öz eleştirel örnek, en kötü işindir Das Klingende Alphabet. Dünyada en çok ilgi gören, en çok ülkede çalınan, en çok bilmem ne bilmem ne falan filan, sebep belli bir retoriğe dahil olması. Onca çok daha iyi olduğunu zannettiğim işim varken mesela bunun bu retoriğe uymasından ötürü ne diyeyim, gördüğü rağbet birazdan da hem öz eleştiri hem eleştiri yüklemleriyle sizinle paylaşmaya gayret edeceğim. Arka plan. Bu sizlerle paylaşmakta olduğum ne diyeyim, materyali daha önce İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Mimarlık Fakültesi'nde Sonar Festivali'nde Kültür Araştırmaları Derneği'nin düzenlediği Karar Vermesi Üniversitesi'ndeki bir sempozyumda, Genç Modern İstanbul Modern'in bir inisiyatifinde, yine Modern İstanbul Modern'in Atölye Modern'inde ve az önce işte zikrettiğim Kasa Galeri'deki bir etkinlikte şu görüyor olduğunuz adlar altında paylaşmışlığım da var. Her biri ister istemez uyumlu paylaşımlar. Dolayısıyla bu ne diyeyim, panik halde yoğunlaştırmış versiyonu mazur görmenizi istirham ediyorum. Bu arka planını şimdi izler kitlemize bir göz atınca herkesin ne kadar nitelikli, deneyimli ve meslekten, konu içinden, alandan olduğu bilgisiyle hızla geçiyorum. Yani Wagner'in Gesamtkunstwerk, bütüncül sanat yapıtı kavramından, Erik Satie'nin müzik ameblemanına,
Begzasyonu'na, Pierre Schaeffer'in obje sonor ses nesnesi kavramına, işte Husserl'lardan gördüğünüz birçok şey atalım. Ses evrenine, daha doğrusu evrene karşı geliştirdiğimiz, değiştirdiğimiz, dönüştürdüğümüz farkındalıkla bir şekilde 20. yüzyılın özellikle ikinci yarısından itibaren ilme kazanmış bir biçimde, ama 19. yüzyılın sonlarından itibaren daha da işte ses dolmuş bir dünyadaki farkındalıkların tetiklediği bir iklimde gündeme gelmişti. Duysal tasarımın işlevsellik ve paradigma değişimine işaret etmiştim. Müzikte uzam ve mekanın daha kritik bir biçimde ele alınmasına dönük farkındalıklar ve üretimlere vurgu yapmak icap edecek. İşte bu mekansal halihazırda var olan ya da sanal bir ortamda gerçekleştirilen çevre ve çevre sesleri, simülasyonları, tınlayan uzamın bütünselliği başlığı altında tınlamakta olan evrenin, uzamın, mekanın bütünselliğine farkındalıkla eklemlenen ses öğeleri ya da işte başka öğeler ve işte bizim müziksever vasfıyla dahi içine düşebileceğimiz o geniş tuzak duymama meselesine karşı derinlemesine dinleme kavramı, işte çoğunuz Pauline Oliveros'tan bildiğiniz bir kavram ama adını bilmek yetmiyor, onu bir şekilde deneyimlemek üzerine kurmak icap ediyor. Önce müzik mekan ilişkisine dair, işte atıyorum bu Gibson kitabında da vardır, işte kaya resimlerinin işte en çok bulunduğu yerin mağaranın en rezonant bölgesi olduğu ve tınıdaki halüsinatif etkilerin de oradaki yaşamda muhakkak değerlendirilmiş olacağı bilgisiyle başlıyor. Yani tarih boyunca kendi mekanlarını ve o mekanlara koşut müzik pratiklerini deneyimleyen insanların tasarrufunda olmuş. Yani Wagner'in tasarımıyla kendi operasına bütüncül sanat yapıtı olmak marifetiyle mekanını da tasarlayacak derecede ileriye gitmesi, Bayreuther Festspielhaus'un planını yapması buna bir örnek. Günümüzde zaten işin nerelere geldiği aşikar. Edgar Varese'in Ulu Önder, müziğin örgütlenmiş sesler olarak vaftiz edilmesine dayanak aldığı fizik estetiğini hatırlatmak lazım. Hepinizin işte bir şekilde denk gelmiş olabileceği, işte Luigi Russolo ve tayfasının işte fütürist müzik ve fütürist manifestoya iz düşümlerini yansıttıkları duysal evreni farklı bir çerçeveden okuma. Keza Avramov'un işte Sirenlerin Senfonisi, bütün bir sanayi bölgesine enstrüman olarak kullandığı bir çevresel ses tasarımı. Keza Walter Ruttmann'ın hem film hem de görseli olmayan bir duysal film olarak tasarladığı Sinfonie der Großstadt, bir büyük şehrin senfonisi adlı yapıtı, Pierre Schaeffer'in işte somut müzik, müzik konkret olayları ve 20. yüzyılın hem müzik hem de diğer disiplinlere en çok etki eden felsefi arka planıyla, bildirimiyle, manifestosuyla önemli yapıt John Cage'in 433'ü. İşte bildiğimiz müzik evreninin çok daha dışında alanlara işaret ediyor. Bugün odaklanacağımız konunun arka planındaki plastiste, mekanik, teknik vasıflarının da tabii çok önemli kurucu isimleri var. İşte Intonarumori'lerden fütüristlerin işte bir mekana 465 hoparlör yerleştirip Edgar Varese'in müziğiyle mekansal deneyimi pekiştiren işte Corbusier'in yapıtı Philips Pavilion 58, Zemeckis'in işte çok zikredilen
nasıl söyleyeyim, formülize edilebilirliğiyle, matematiksel arka planıyla, modelleriyle müzik fikri, mekanı performansa içkin kullanan 1960'lar 70'lerdeki yapıtlara örnek olarak işte Osaka'daki Expo Fuarı'ndaki Almanya pavyonu ve Karlheinz Stockhaus'un bu mekansallığı 360 derece çevrelenmiş bir ses alanı yaratma fikri. Bunlar ne diyeyim, arkaik erken örnekler. Ya da işte İrkam stüdyolarında mekanın manipüle edilebildiği ortamlar. Hoparlör yerleştirmeleriyle mekansal illüzyona hizmet eden sayısız yapıtın öncül arka planları bir hatırlatma olarak bu 5-10 dakika içinde geçti. Söylem burada asıl önemli olan. Değişen söylemimiz çünkü. Bu evet, seslere, mekana, şuna buna bir farkındalık kazandık ama acaba farkındalıktan istismara doğru bir yola mı girdik sorusu var. Sesi temel nesne olarak alma davranışı çok iyi. Burada sanat tarihinin yücelttiği, fetişleştirdiği, hatta yapı yerine süreç içi sesi kullanmak. Yani müzik tarihi de aynı şeyi yapıyor. Yapısı üzerinden ilerliyor. Oysa süreç içinde işte proses, işte yabancı dillerdeki karşılıklarıyla o tanıdık kavram şumulüne zaman içinde eren bir bütünlük olarak duysallığı odağa alma bir tarafta dururken, bunun karşılığında işte bizim bugün de birazcık böyle işte tek kaş kaldıracağımız bağlam sergilenebilir kılmak ve bununla da sanat yüklemine dahil olma boyutu dikkate değer. Efendim, sanat disiplinlerinin ötesinde yaşamla sanatın giderek geçirgenleşen ilişkisi, yepyeni tür ve biçimler vurgusu ve işte sesin de bu süreç içinde artık tamamlayıcı, derkenar bir öğe olmaktan özne haline gelişine vurgu yapıp hızla geçiyorum. Ve bunu yaparken de sesin tabii ses nesnesi gibi fiziksel bir ne diyeyim, kavramsallaştırmayla ele alınabilir olmasından sonra plastisitesinin, cisimselliğinin ağır basması ve böylelikle plastik sanatlar gramerine bir şekilde eklemlenmesi söz konusu. Çok eleştirilebilecek bir şey. Bir de benim takık olduğum mesele soylulaştırma. Hepiniz sanat tarihi kitabı okudunuz. Bir satır bile müzikle ilgili bir şey geçmez. Geçse de ekstrem yüzeysel bir şeydir muhakkak ki. Çünkü güzel sanatlar gibi tuhaf bir aşina olduğumuz, kanıksadığımız tamlamanın dahi içinde olmaz. Müzik ve güzel sanatlar fakültelerinde ancak yer bulabiliriz. Gelin görün ki eğer buna öznesine sesi alıp plastistenin, mekansallığın, işte görselden devraldığımız sanat yüklemlerinin ne diyeyim, paradigmalarıyla yaklaşacak olursak da birden bunu sanat ligine çıkartmış olabiliyoruz. Sound art, işte ses sanatı, soundscape, işte belki ses manzarası diyelim, sound bridge, işte bir köprü olarak duysallığın işte baş bir bütünselliğe hizmeti. Environmental sound, çevresel ses yükleme aslında burada işte field art'tan neredeyse devralınmış gibi mekansallığa bakıyor. Ambient sound keza. Audio art, sonic art, sound art. Hatta medyasını esas alan tape art, kaset art, burada işte taşıyıcı medyadan bahsediyorum. Ve yanlış yazmışım, sound sculpture, ses heykeli, sound installation, ses yerleştirmesi ve işte dinleme yerine deneyimlemenin daha ön planda olduğu fakat duysallığın içkin olduğu video art, interaktif medya gibi alanlarda soylulaştırıldığını görüyoruz. Efendim... Bunu yaparken de tabii ki ne diyelim, düşmanımın düşmanı dostumdur gibi bir yaklaşımla mıdır bilinmez. İşte kulağımıza hoş gelen sesler gibi çağ dışı bir yaklaşımı hala tekerleme olarak benimseyenlerin karşısında onların dışladığı gürültüyü esas alıp
istenmeyen ya da işte çevreleyen, tercih edilmeyen seslere odaklanmayı müzisyenlerin ezberinden çıkartan, başka disiplinlerden gelen insanların öncelikle fark edip devralmalı şaşırtıcı değil. Ya da işte John Cage ve Shirley Cassey gibi öncülerin. Dolayısıyla işte bizim çok gürültü var falan filan diye dışladığımız, işte özellikle kent ölçeğinde ses manzarası, akustik portre gibi meseleler bu yenice sanat alanlarının ilgisinin tam odağında oluyor. O İlhan Mimaroğlu'nun Günsüz Günce'de aktardığı, kimi zaman John Cage'e atfedilen ama her birimizin hayatında sayısız deneyimlemiş olacağı paradoksu hatırlayalım. Eleman keman çalıyor, sokaktan gelen ses gürültü. Öbür eleman, Mimaroğlu ya da Cage ya da siz, sokağı dinliyorsunuz, komşunun gıy 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 çaldığı keman gürültü oluyor. Yani bunun relatifliğine uyanmış olmayla başlayan acayip süreç. Bunların hepsini okumayacağım ve de hatır ne diyelim meraklısıyla gerekirse başka yerde paylaşacağız. İşte kentin neden önemli olduğunu daha sonra başka bir bağlamda hatırlatacağım size. Sergilenebilir olma, cisimselleşme, aynı zamanda uçuculuğuyla ayrışan bu duysallığı satılabilir kılmaya. Bunun da işte birazcık eleştirel yaklaşmaktan geri durmayacağım. Günün işte ne diyeyim iklimi uyarınca mega projelere pahalı bütçelendirilebilir ve böylelikle daha ne diyeyim tırnak içinde üst ligde dolaşıma sokulabilir projelere tahvil edilmesi. Esas bir de sound design, sound branding, audio logo gibi görsel medyada daha çok yer bulan, işte sinemadan işte ne bileyim bir marka ürün tanınırlığına etki eden ya da onun kimliğine etki eden şeyler. Dillolo, dillolo, dillolo deyince aklınıza, kaç kişinin aklına Tarjaga'nın gitar konçertosunun kadansı geliyor? Herkesin aklına Nokia geliyor. Mesela bir audio logo. Efendim, plastik imgelenme, gramer ağır basar, teknolojiyle tabii ki çok dirsek temasında olmak zorundadır. Fizikselliği ve plastisitesine vurgu yaptık, daha da yapacağız. Örneklerimize geçelim. Bunlar böyle çok kült örnekler oldukları için 3-5 tanesini sıralayıp Türkiye'ye bağlayacağım şimdi. Çok şahane. Duysallık adına ne bize veriyor? O ayrı. Bu arada ben de bayağı görsel kullanıyorum. Duysal malzemeyi kullanmıyorum bile isteye. Çünkü bunun neden böyle olamayacağını, yani hangi ne diyeyim kritik ön koşullar olmaksızın duysallığın aktarılamayacağını size birazdan anlatmaya gayret edeceğim. Nitekim işte bir ses yerleştirmesinin olduğu yerde duysallığın gümbürtüye gittiğini deneyimlememiş olanınız yoktur. Yani bir de bizim sevgili Cevdet kardeşimiz gibi bu işler özellikle böylesi ne diyeyim mekansal farkındalığın ön planda olduğu işlerin hep mimarlık kökenli dostlarımızdan çıkması. Bernard Leitner de çok önemli bir mimar, Viyana'da dostumuz. Şaşırtıcı değil. Yine çok ikonik bir isim Bill Fontana. Özgür Turan'a daha sonra çok geleceğiz. Onun ses heykelleri üzerine tezinden bir alıntıydı o. Ve aslında varmak istediğim aramızda da bulunan lütiyeler, çalgı yapım hocası dostlarımızın da işte katkısı ve desteğiyle belki birazcık daha pekleştireceğimiz konu. Bunun yenice alanın, yenice enstrümanları koşullaması ve yeni bir duysallığın, isterseniz müzik deyin buna, yeni enstrümantaryuma ihtiyaç duyması ya da yeni bir enstrüman tasarımının yepyeni bir müziğe ihtiyaç duyması gibi paradoks demekten geri durmayacağım. Çünkü dile, yani lafta kolay ama realizasyonunda sıkıntılı meseleleri gideceğiz. Bir de işte Şampiyonlar Ligi'nde işte devasallığıyla
bana pek de doyurucu gelmeyen etkileyiciliğiyle çok büyük mekanları kaplayan yapıtların ya da işte ne diyeyim duysallığından çok görselliği ve işte mimari estetiğe içkinliğiyle kültürde yer bulmuş yapıtların ve yapıların varlığına işaret etme fırsatımız var. Nedenine gelince ilerleyen dakikalarda üstüne basa basa söyleyeceğim. İyi, çok güzel, çok şahane. Benim için de öyle. Ve fakat duysallığı acaba ne kadar düşünülmüş, ne kadar dert edilmiş, ne kadar doyurucu? Acaba böyle bir arka plan var mı? Örnekleri hızlı geçiyorum. Ama buradaki şu noktaya kadar en önemli şey duysallık marifetiyle daha derinlemesine bir algıya açık kanallar olarak kabul edebileceğimiz duyma organlarımız vasıtasıyla acaba daha içsel bir gerçekliğe yönelik hamleler yapabilir miyiz? Bu sevgili hocam Ahmet Dürr'ün katkısıyla yazılmış doktora tezinin son paragrafından alınmadır. Daha içsel bir gerçekliğe yönelik olma. Bu yüzden değerli meraklısı akademisyen arkadaşların çok olduğunu görüyorum için kaynakça veririz. Ama asıl özellikle ses heykelleri konusunda oyunlu bir tez çalışmasını kapatmış olan Anadolu Üniversitesi'nde Devlet Konservatuvarı'nda çalgı yapım bölümünün işte esas adamı sevgili meslektaşımız Özgür Turan'ın çalışmalarını takip etmenizi tavsiye ederim. Daha sonra geleceğiz ona. Üçüncü bölüm, Türkiye. İşte şu soruyla başlamıştık. Türkiye'de bu iş çok yeni gündeme geldi. Ama prehistoryasından, yakın tarihinden de dem vurmak icap eder. Henry Cowell, Adnan Saygun'a bir gençten bahseder. Bizim meşhur Adnan Saygun'a ve işte öncü müzik tasarımcısı, ne diyeyim, fikir insanı ve besteci Henry Cowell bahsetti genç John Cage. Ve fakat John Cage işte Adnan Bey'in o kadar da yani tam iyi, hoş, akıllı ama işte ne bileyim Schola Cantorum'dan gelme bir Adnan Saygun'a öylesi müzikler biraz terstir. Ankara'da bu işte memleketimizin ileri gelenlerinin kurduğu Helikon Derneği'ndeki uyanışlar ve ilk kıpırtılar, işte Bülent Arel'in oradaki kurucu isimlerden biri olarak daha sonra Kaldervari mobillere yönelmesi, elektronik müziğin Türkiye'deki kurucu hamlelerini yapması falan filan tesadüf değildir. İlhan Mimaroğlu TRT'de gerçekten olmadık programlar yapar. Bizim bir elektronik müzik festivalinde bundan da bir parça dinlettiydim. 66 yılında olması lazım sanırım. Millet yükleniyor buna, işte bizim bestecilerimiz. O da savunmaya çalışıyor elektronik müziği, John Cage'i ve yeni fikirleri. Bülent Arel Amerika'ya gidip orada bayağı bir iş yaptıktan sonra Türkiye'de hem de en iyisinden ODTÜ'de bir elektronik müzik stüdyosu kurmaya gayret eder. Fakat iki tane makaralı TV, yani bu stüdyonun erken dönem stüdyo kuruluşunun en önemli iki tane cihazını gümrükten sokamaz. İşte sen ne yapıyorsun, casus musun, şu musun, bu musun? Bütün çabalar boşa gider. Eğer boşa gitmeseydi biz bunları belki 20 yıl önce konuşuyor olacaktık. Sevgili hocam Ahmet Dürür, yanlış hatırlamıyorsam Zagreb'de 76'da John Cage'in müziğini canlı olarak deneyimler ve her şey bambaşka bir yere varır. Daha sonra da zaten bu işte kendi Birleşik Devletler'deki doktora sürecindeki deneyimlerini Türkiye'de yepyeni kuruluşlara tahvil edecektir. Çok önemli bir olay. Orada olanlar var mı aramızda, yoklama alacağım birazdan. 1985'te Merce Cunningham kumpanyasıyla İstanbul Festivali'ne gelir. Merce Cunningham'la John Cage ve David Tudor ve Kosugi de vardır bu işin içinde. Yani çoğumuzun hayatının değiştiği gündür. Biennale başlar, her şey değişir. René Bloch geçen haftaki toplantıda da çok iltifat aldı. Türkiye'de çok önemli girişimlerde öncülük etmişliği vardır. Ama 90'da mıydı tam hatırlamıyorum. 2 gün üst üste Mimar Sinan'da
Sedat Akbelde Auditorium'unda bu meselelere dair çok değerli, çok nitelikli bir konuşması vardı. Orada olan birçok insan için de onun da bir milat olduğunu düşünüyorum. Detaylarını birazdan vereceğim. Yeni kurumların, okulların açılması çok çok önemlidir. Çünkü öncülüğü bu kurumlar yapacaktır. Postmodernizmin olumlayıcı geçirgenlik yazısı, yanlısı, birlikte varoluşa el veren iklimi, bu disiplinler arasılığı ve işte biraz daha ne diyeyim, az doktriner çalışmaları mümkün kılar 80'li yılların ikinci yarısından itibaren. Modernizmle, rigid modernizmle hesaplaşma merhaleleri de burada önemlidir. İşte İstanbul Festivali'nin kataloğundan sözü geçen Merce Cunningham, John Cage, Kasugi ve Tudor Duhlu ile etkinliğin iki sayfası. Okullar, Yıldız Teknik Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi gibi kurumlar 90'lı yılların sonlarına doğru sanat yönetimi gibi, işte müzik teknolojileri gibi yenice başlıklar altında bugün konuştuğumuz konuları mümkün kılacak atılımların arka planını hazırlarlar. Yani işte şu anda bizim ilk mezunlarımızın hepsi ziyaret ettiğiniz kurumlarda idari, yönetsel, lojistik görevler yapıyorlar. Hayatımızdaki en büyük ne diyeyim mutluluğumuz, onurumuz. Duysal tasarım kavramı dolaşıma giriyor. Yıldız Teknik'te başladıktan sonra müzik teknolojileri ve tasarım kelimesinin sanatın yanı başında yer alması ülkede birçok bu modelde kurumun açılmasını tetikliyor. Bunların içinde de müzik teknolojileri tabii ki şampiyonluğa doğru ilerliyor. İşte geçen hafta da bolca yad edildi. Kardeş kurumumuz işte İstanbul Teknik Üniversitesi, onun bünyesindeki MİAM, onun bünyesindeki Sonic Arts programı, Bilgi Üniversitesi'ndeki programlar, 9 Eylül Üniversitesi'ndeki müzik teknolojisi bölümü özellikle bu işlere ne diyeyim yeni elemanlar yetiştirmede öncülük ediyorlar. Bizim kuruluşta Ahmet Hoca'nın tasarımıyla duysal tasarım programı kompozisyon, müzik teknolojileri, müzikoloji, etnomüzikoloji ve teori gibi müziğin entelektüel arka planını kuşatan ne var ne yoksa bu başlık altında ele alıyordu. Dolayısıyla demin size aktarmaya çalıştığım duysal tasarımın bir de müzikoloji ve teori gibi alanlarla zihinsel ne diyelim destek gördüğünü vurgulamakta fayda var. Tabii biz bunu oturtana kadar çok eziyet çektik. Duysal tasarımı duysal tasarım olarak, hatta duygusal tasarım olarak işte alaya alanlar çok oldu. Ama aşağıda yazdığım gibi duyusal çalışmalar, yani sensory studies gibi işte bir başlık altında diğer, yani tüm duyularımıza hitap eden çalışmaların, koku olsun, şu olsun, bu olsun, söz merkezli dünya görüşüne karşı bir duyusal dönüşümü işaret ediyorluğu da çok çok önemli. Burada da duyusal tasarımın işlevi çok büyüktür. Yakın tarihteki öncü kıpırtılardan, hareketlerden, hamlelerden çok hızlıca bahsedeceğim. Bunun gerekçeleri, disiplinlerin sorgulanması, yani aramızda işte o dönemi hatırlayanlar vardır, işte muteber kurumlarımızda soyutçu musun, somutçu musun, Türk müzikçi misin, Kürt müzikçi misin, batıcı mısın, doğucu musun, bizde fa, sizde ne falan filan gibi şeylerin artık sorgulanması, aşındırılması, disiplinler arası temasların, etkileşimlerin baş göstermesi, sınır aşımlarına cesaret edilmesi, sınırların muğlaklaşması ve bu sınır aşımı ya da o sınır ne diyeyim hattında, işte volkanın kenarında dans edercesine faaliyetler, liminaliteler diye geçsin bu. Aramızda gidiyor. Bunun da arka planında bazı şeylerle yepyeni tanışmalarımız var. Şaka etmiyorum. Dadaizm, sürrealizm, fütürizm, kubizm vesaire vesaireyle biz çok yeni tanıştık. Yani 1980'lerden önce memlekette bunları bilen çok az insan vardı.
Hatta bununla ilgili şahane bir sergi Arter'de var. Öncü Altan Gürman'a geleceğim birazdan. İşte hazır nesneler, bulunmuş objeler, kavramsal sanat, bunları uzun uzun anlatmıyorum. İşte yeri, yani meraklısı varsa bayıla bayıla dediğim gibi bir hafta yeriz. Şurada üst satırda geçen Happening, Performance, Body Art, Environmental Art, Land Art, Art Apoera, Process Art, video. Bunların hepsi neredeyse duysallığı da içkin olabilen şeyler. Fluxus çoğu insan için zaten bunun ne diyeyim, Kantar'ın, bırakın topuzunu, Kantar'ın Langırt diye işte yere savrulmasının üst başlığı 62'den beri. Bununla ilgili de bayağı bir etkinlik yapıldı. Bu Arter'deki halihazırdaki sergide de bir yapıtı olan Dick Higgins'in 81'de Fluxus'un 12 temel meselesini sıralayışını, biz burada sarıları sadece göze kırparak okuyacak olursak, aslında bunlar sadece duysal alanın değil, bütün bu yenice tasarımların ne diyeyim, ham maddesini oluşturacak, zihinsel arka planını oluşturacak düsturlar olarak görülesi. Video sanatının hem duysallığı hemen yanına alması, hem de teknolojiyle ilişkin olması önemli. Bu bir de Boyz Zevin, İrem Boyundelik dostumuzun, hocamızın tezinden ilhamla kaybedilmiş bağların tekrar hatırlanması olarak da, yani Boyce'dan referansta okunabilir mi acaba bu disiplinler arasındaki kopukluk? Bunu bir sormak lazım. Kendini sanat nesnesi yapmak Boyce demişken ortada. Mekansallık çok çok önemli. Deminden beri bahsettiğimiz şeyler, ama müziğin ille de bir mekana koşut olup olmaması, en azından kaydedilmiş materyalle, yani sesin saptanmasıyla, plakla bilmem neyle ve en nihayetinde Walkman gibi bir işte kendini de izole etmeye olanak veren teknolojiyle kırılan bir şey. Bu başka bir seminerimden copy paste burada. O yüzden işte bu mekansallığın özellikle Türkiye'de neden bazı kilit mekanların böylesi projelerde öne çıktığını anlatma gayretimde olan bir şeydi. Efendicazıma söyleyeyim. Burada Biennale'ler, paralel etkinlikler ve öznel kritik mekan kullanımları, yok işte tütün deposu, bilmem ne, işte ahırı vesaire vesaire önemli. Geçen hafta Rainforest'in işte orijinal yer bulduğu alanın barn, ahır olarak geçtiğini de hatırlatmak isterim size. Meraklısı için Zerrin hocamızın 86-96 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen ve mekanlarıyla doğrudan ilişki kuran sergiler adlı doktora tezi rehberdir. Öncü isimleri hatırlayalım. Tabii ki Altan Gürman. İşte çünkü bizim bütün bu sanat ve tasarım meselesinin içine temel tasarım kavramını sokan insanlardan en azından biri, önde gideni. Hala görmediyseniz Arter'de sergi şahane. Onu akıl eden, oraya koyan, orada tutan herkesin gerçekten eline, aklına, fikrine, birikimine sağlık. Çünkü yani bilen biliyordu ama az kişi biliyordu o kadar önemli bir figürü, hamleyi. Füsun Önur bambaşka bir ligde, herkesten önce bu işleri yapmış bir büyüğümüz, önderimiz. Sanat tanımı topluluğu, işte dostlarımızın Serhat Kiraz'ın, Ahmet Öktem'in, Avni Yaman'ın birlikte 70'lerde başlamış bir girişim. Bu işte sarıları okumanız yeterli. Yeni eğilimler ve günümüz sanatçıları sergileri 77, işte bu kesit sergileri 87 itibariyle 93. Bakın bunların hepsi daha 70'li yıllardan itibaren disiplinler arasını zorlayan, kurcalayan, atıyorum kimi zaman belki ne diyeyim, tedirgin dokunuşlarla da olsa bu alanı görmeye çalışan şeyler. İşte mesela burada bizim Zen ekibinin işte adı da geçiyor. Yavaş yavaş duysal alandan tanıdığımız insanların da buralara duhul edebildiğini görmeye başlıyoruz.
efendicazıma söyleyeyim. Görüyorsunuz, okuyorsunuz zannediyorum. Eğer yanlış bir ifade kullandıysam ben bunların hepsini teker teker okurda benden daha az gören bir dostumuz varsa ona iletmeyi borç bilirim. Efendicazıma söyleyeyim. Çok önemsediğim bir mesele daha var. Belli sultaların kırılması benim takık olduğum bir konu. Elektronik müzikle kadın kimliği diye erken bir makalem de, kitap bölümü de var. Orada da işte bu yenice yönelimlerin bazı sultaları kırmakta ne kadar önemli olduğunu, özellikle insanların yarısının geri planda tutulduğu eski disiplinlerden çıkış için, yani kadınlardan bahsediyorum, bu yeni mecraların ne kadar değerli olduğunu vurguluyor. Füsun Onur, Ayşe Erkmen, İnce Evner, Handan Börtece, Nihalet Enger buraya sadece gibi birçok demişim. En önde gelen hepimizin adını bildiği işte ne diyeyim bilincilikteki dostlarımız, sanatçılarımız. Ama bu işte 80'lerde, 90'larda istisnayken bugün tam tersinin geçerli olduğunu görmek mutluluk verici. İstanbul'un merkezde alındığı, İstanbul'un gölgesinde ilerlediği esas. Çünkü küresel finansın artık ya da finansın küresel dolaşımın ağında bir düğüm olduğu esas. Gelelim birkaç tane kurucu duysallıkla ilgili çalışmaya. Çok hızlı ilerleyeceğim. 90'lı yılların sonunda ama sonunda diyorum 80'li yılların sonunda 90'lı yılların başında böyle münferit hamlelerimiz oluyordu. Ama bunların şumule erdiği ve içinde bulunduğumuz performans günlerini Yıldız Sarayı'nda AKM'de hatırlıyorum. Garanti Galeri'de Aykut Köksal'ın küratörlüğündeki Ses Mekan sergisi bir yapıcı girişimdi. Arter, Borusan Sanat, Akbank Sanat, İstanbul Modern gibi birçok önde gelen sanat kuruluşumuzda birçok sergi ve etkinliğin duysallık parametresini de esas aldığı çalışmalara öncelik verdiğini gördük. Mesela Dübü Fendili Renault koleksiyonu vardı ve işte benim de orada ufak tefek bir şeylerim oldu. Dübü Fen'in müziği konseri ve konferansı. Gündelik nesnelerle duysal tasarımı daha 20 yıl önce yapmışız orada. Vesaire vesaire. Çocuk etkinliklerinden tutun da işte ne bileyim konserlere kadar bir şeyler oluyordu. Bu Yapı Kredi'nin salonu, ya yeni binanın açılışında Alper Derinboğaz ve Refik Anadol'un Aktif Türküler parantez içi öyle ama Augmented Structures çok daha başka bir yere işaret ediyor. Bence o İngilizce adını da tam karşılamıyor. Bu işi de hatırlarsınız, hatırlayanlarınız. Görsel ihtişamı mimari arka planıyla ve söylemiyle muhakkak ki çok çarpıcı bir çalışmaydı. Duysallık meselesine gelince şu anda tartışılası değil, son derece iyi niyetli, akıl dolu muhakkak ama duysal paradigmada değerlendirildiğinde hem de sunumun yapıldığı o İstiklal Caddesi'nin göbeğindeki keşmekeşin içinde sıkıntısız değildi muhakkak ki ama son derece değerlidir. Keza yine o yıllarda bizim Cevdet ve Erdem kardeşlerimizin de katıldığı Matthew Ricci'nin bu yerleştirmesinin içinde işte hoparlörden bilmem kaç tane hoparlörden yine bu cisimselliğe içkin bir duysallık dışa vurulurken dört sanatçımız program noktadan anladığımız kadarıyla buna katıldı. Valla Arter'in şansı benim daha 2000 yıl kadar öncesinden İstanbul Festivali'nden tanıdığım Melih Fereli gibi istisnai, bizim dünya için istisnai bir biçimde müziği bilen, duysallık içinden gelen birinin bu işlere kalkışması, öncülük etmesi. Yine eski bir dostumuz Erdem Elbacıoğlu'nun Siyaha Özgürlük gibi bir başlık altında Arter'in eski binasındaki yerleştirmesini hatırlarsınız. Ne diyelim?
buradaki işte Fluxus Macunas'ın piyanosuna gönderme, işte duysallığın alengirliği vesaire vesaire üzerine konuşulacak çok şey muhakkak ki var. Hızla geçiyorum. Aslı Çavuşoğlu, o da güncel sanat alanında gerçekten hep çarpıcı işlerle karşımıza çıkan bir kardeşimiz. Onun da birçok işinden bir tanesi plak formatında yayınlanmış. Yani bir sanatçının, görselden daha çok tanınan bir sanatçının bununla sınırlı olmayıp duysallığı hem de en aşina olunan formatta, şekil bir ağda bir rap parçasında tasarruf etmiş olması önemlidir. Ve tabii bir dipnot, birçok şeyin öncülüğünü yapan Sarkis'imiz 1975'te tek yüzlü bir plak çıkartmıştır. Atölyesinde yaptığı bir arkaik müzik konkret denemesidir. Yani bunu da tabii tarihsel öneminden dolayı vurgulamak isterim. Valla görselliği aşırı çarpıcı, işte zeka fışkıran, işte yazılım bilmem ne de işte şampiyon sevgili kardeşimiz Candaş Şişman'ın duysallığını yine tartışmaya açabileceğimiz işi Venedik Bienali'nde ülkemizi temsil edilen standta yer bulmuştu. Selçuk Artut dostumuzun özellikle son 5-6 yılda duysal çalışmalara yönelmiş olmasını çok değerli buluyorum. Yine aynı şekilde tasarım alanından gelen, ya teknoloji, ya mimarlık, ya tasarım alanından gelen ve onun grameriyle, gustosuyla, presizyonuyla iş yapan dostlarımızın ön planda olduğunu görüyoruz. Bu bir yandan hay Allah dedirtiyor çünkü duysal alandan daha yakın müzikten gelen insanların bu konudaki ketumluğu tabii ayrı bir sorunsal, şimdilik otosansüre takıldı. Selçuk'un birçok işinden işte yakınlaşmalar mıydı, cohesion, izomorfizm ve şu anda da izlenebildiğini zannediyorum. 2 Aralık'a kadar olması lazım. Bu duvarlar bir susabilse mi neydi? Duvarların dili olsa da sussa şeklindeymiş. Bu çalışması önemli. Çok önemli bir girişim. İçinde bulunmak da nasip oldu. İşte bir paralel etkinlik ya da sergi hazırlamasında. 2014 yılında İstanbul Modern'deki çok sesli sergisi Plurivocality ve onun yörüngesinde Türkiye'de görsel ve duysal sanatlar arasındaki etkileşimin tarihine ne bir mercek tuttuğumuz bir sergi vardı. Burada işte çok sevdiğim genç kardeşlerimiz Yasemin Senem ve Birnur'un metinlerini yazdı. Benim de danışmanlığını yaptım. Bir şeydi. Ama Nevin Aladağ, Fikret Atalay, Hüseyin Çağlayan, Engin Çavuşoğlu, sevgili Cevdet Erek, Borga Kantür, yani tabii ki Füsun Onur gibi birçok sanatçımızın işleri orada ne diyeyim gayet güzel seyirciyle buluştu. Keza yine bir kişisel sergi bağlamında çok daha geniş oyunlu versiyonunu Arter'de izlediğimiz Sarkis'in Cage göndermeli Ruanjisi önemli. Merve Şendil'in şimdi teker teker geçmeyelim. Halit Engel çok önde tabii. Vahit Tuna her zamanki ince müzikliğiyle göz dolduran işler yapıyordu. Mental Clinic keza. Merve Çağlar'la Yavuz Parlar'ın Açık Radyo'da özellikle bu güncel sanatta duysallığa odaklanan bir dizi sanatçı röportajıyla ve eser dinletme üzerine kurulu programı da değerliydi. Biz hasbelkader Yıldız Teknik'te elektronik müzik festivalleri yaptık ve işte ilkinde ne diyeyim Elvin Lucia, Stockhausen, John Cage gibi insanların öncülerin yapıtlarını canlı icra etme fırsatını bulduk. İkincisinde de keza
işte dansla buluşturulan versiyonları vardı. Yeni Müzik Festivali'nde işte ne bileyim dört konserden bir tanesi John Cage'den Önermeler başlığı altında birçok kilit parçasını icra etme şansı bulduk. Kardeş kurumuz İstanbul Teknik Üniversitelerinde işte özellikle müzik teknolojileri bölümünde hemen yanı başında Maşka Elektrikli Müzik Günlerini tam kadro biz de icabet etmeye gayret ettik. Onlar da desteklerini eksik etmediler. Hatta camiamızın en şahane insanı demekten geri durmayacağım. Gökhan Deneç bizim ilk festivalde şahane ses yerleştirmesini demekten geri durmuyorum. Zamazingos'unu koca piyano gerektirdiği için kuramayıp onun filmini gösterdiydi. Sağ olsun, var olsun. İTÜ'm yanındaki 20 yıldır üretilen elektronik müzik ürünlerinin yanı sıra daha çok elektronik müziğin statik diyebileceğimiz tarafından sıyrılmaya gayret eden Sonic Art tarafına göz kırpan üretimlere bir şemsiye kurum ya da bölüm program olarak Sonic Art'ın gelmiş olması son derece değerli. Sanırım Hazirun'da buranın öğrencisi, mezunu, hocası birçok arkadaşımız var. Keza özellikle Bilgi Üniversitesi'nden arkadaşlarımızın da katıldığı Distopya Festivali, İstanbul Sound Art Festivali, söyleyin adını. Hem Bahçeşehir Üniversitesi hem Arko'da Sabancı Üniversitesi Kasa Galeri ve tabii Berlin'le beraber yürütülmüş bir şeydir. Demin o ilk başta okuduğum metnimi vesilesi Evrim Karaçar ve Elif Öner'in Hassas Sesler Sözlüğü diye o kısmını çektiğim işte sergisi ve işte inisiyatifi işte süre gitmekte olan duysal farkındalık yönelimli çalışmasını vurgulamak istiyorum ben burada. İşte katılıma açık, sizin de katkınızda büyüyecek bir şey. Tamamen bir farkındalık üzerine işleyen ve bu derinlemesine dinleme kavramını belki en iyi meşrulaştıracak işlerden biri bu. Keza hep böyle teknik, plastik vesaire falan filan dedim ve performatif tarafını belki yeteri kadar vurgulayamadım ama o da çok önemli. İşte ilk buluşturduğumuz alan danstı tabii John Cage ve Merce Cunningham'ın izinden. Daha sonra başka performatif boyutlarla çabalar buluşturuldu. Bunu zaten daha önce de söylediydim. Güncelde şu anda ne var ne yok. Öngördüğümüz zamana gayet sağlık ilerleyebildiğimi görüp mutluyum. Biraz yani işte tam ben bir 5-10 dakika takdimden sonra başladım. 5-10 dakika 8'i geçe bitiriyor olacağım. Güncelde olay ne? Riskler, sıkıntılar, eleştiriye açık alanlar. Hani o benim sayfada da yer alan takdim metninde böyle biraz sert ifadeler var. Evet, birinin söylemesi lazım. Mutfaktan birinin söylemesi lazım. O yollardan geçmiş birinin. Ki yeni yola çıkanlar bazı tuzaklara düşmesin. Öte yandan fark etmiş olabileceğiniz gibi olumsuz bir yüklemden özellikle kaçınacağım. Çünkü her çabanın değerli olduğunu kimi zaman işte kapıyı pencereye kırmamız gerektiğini, kimi zaman belli kapılardan geçebilmek için hafif ne bileyim boynu kırmak gerektiğini bilmiyor değilim. Ama eleştiriler şunlar. Bir kere görsel paradigmada işleyen bir duysal tasarım var. Bu konuda yayınlar da yapmaya gayret ediyoruz. Bu çok önemli. Sadece görselliğin paradigmasıyla, kavramlarıyla, estetiğiyle vesaireyle yaklaşıldığında duysallığın ne kadar ıskalandığını, ne kadar cılız kaldığını arkada belki görüyorsunuzdur. O borazanları falan çalabilen bir müzisyen olarak söylemek zorundayım. Yani duysallık o kadar da ne diyeyim, o kadar da kolay harcanası bir şey değil. Duysal kalını karşılamayan devşirme günçer sanat retoriği, bu özellikle metine dökmede maalesef eserleri
yapıtları çok büyük töhmetler, yükler altında bırakıyor. Okuyorsunuz, okuyorsunuz, sayfalarca böyle muhteşem şeyler yazılıyor. Duysal karşılığı solda sıfır kalıyor. Hayır, çok daha yalın kat gitmek lazım. Standart aşina olduğumuz duysal materyaldeki program notlarının bir paragraf, yarım sayfaya geçmediğini burada bir dipnot olarak düşeyim. İşin nesnesine uzak metaforik söylem, bu da gavurcada writerly dediğimiz, yani bu metinleri kuran, çevre, çerçeve, takdim metinleri kuranların dil yetisiyle ya da kelimelere takla attırarak çok şahane ifadeler kullanması da aslında işin nesnesini yaralayabiliyor, ondan uzaklaştırabiliyor. Onu dediğimiz gibi boyundan, cüssesinden büyük dikilmiş bir ne diyelim, kisve altında bırakabiliyor. Buna işaret etmem lazım. Anlatı sağlık burada çok önemli. Böyle uzun uzun anlatılar var ve bunlar çok egosantrik geliyor. Anlatı sağlık derken, bu Luc Ferrari'nin La Musique Anecdotique kavramında ve eserinde somutlaştırdığı o muhteşem anlatı sağlık değil, daha edebi tarafta duran ve fakat edebiyatı olmayan bir retorik içi anlatı sağlık. Buna da işaret etmek istiyorum. En rahatsız olduğum konu ham, çiğ bir güya sosyal bilimsellik, pseudo sosyal bilimsellik. Yani pazartesiden salıya sosyolog, antropolog, etnolog, siyaset bilimci, ekonomist olunamıyor. Her nasıl ki pazardan salıya işte başka işler olunamadığı gibi, bu konuda da birazcık daha temkinli ve ihtiyatlı davranılması gerektiğini düşünüyorum. Çok şahane duruyor ama mimariden devşirilmiş yapısal presizyon estetiğinin çok ön planda olduğunu görüyorum. Bu da bizi çok kolaylıkla etkileyebiliyor, büyüleyebiliyor ve fakat duysallığın da bunun gölgesinde çok silikleştiği, gittiğini de dost acısıyla söylemek isterim. Bakir alan yanılsaması çok rahatsız edici. Arda burada kimsenin bir şey yaptığı yok, hemen dalayım yaklaşımının çok hakim olduğunu görüyoruz. Pek de öyle değil. İşte bir sürü insan var. Hatta işte ne bileyim, bir 10 dakika, 15 dakika internette dikkatli gezindiğimiz zaman vay aslında neler neler çıkmış görüyorsunuz. Teknik fetişizmi, özellikle teknolojiye hakimiyetin, yani benim gıptayla baktığım bir şey tabii ki bu. Ve fakat onun da kendi retoriğini empoze ettiği durumlarda diğer alanın çok ıskalanabildiğini, duysal gustonun çok geride kaldığını çok kereler deneyimledim. Politik ve ekonomik proje konvansiyonları ve üst dilini çok kolaylıkla sahiplenebiliyoruz. Aman dikkat! Paradigma değişimi vardır şüphesiz, çok değerli bu, yani ne diyeyim, taş devrinden kalma bir müzik, resim vesaire yaklaşımının belini kırmıştır ve fakat bu paradigma değişiminin de iyi kollamak icap eder. İşte sesin özellikle bu görsel paradigmada değerlendirilmesinde, atıyorum ses yerleştirmesine falan gittiğinizde, diğer ıvır zıvırla böyle devamlı uyuz bir sesle konuşan, devamlı iğrenç bir İngilizce, yani iğrenç dediğim tam böyle işte güncel sanat İngilizcesi, Erasmus İngilizcesi diyeyim, anlayan anlasın. Yine böyle devamlı konuşmalar, bilmem ne, ses olarak da böyle oradan bir patırtı falan, aslında günah savarcasında yapılıyor bu. O sesin kendi bizatihi varoluşunu çevreleyecek sessizliği ıskalıyoruz genellikle. Nadiren ıskalamıyoruz. Bunu vurgulamak isterim. Kritik dinleme zamanlarına itibar edilmemesi, ilk başta söyledim, zaman içinde, süreç içinde şumulüne eren bir tasarım alanından bahsediyoruz. Oysa işte videolara da böyle ucundan bakıyoruz, işte siyah kadife perde yarı, ha bu muymuş mu diyoruz, oh diye bir ses diyoruz, kafayı çeviriyoruz. Oysa atıyorum o kritik dinleme zamanı, yapıtın başından sonu ya da işte içine girdiğimiz andan devrin tamamlama anına kadar ki
süreyi genellikle vermiyoruz ona. Ritüelistliğin bir ideal kalması, aktarımın göstermeci, kaba naif projeksiyonlarla edilmesi falan, bu çok çok önemli. Bu konuda da bir teze işaret edeceğim. Çok sevdiğim bir kardeşimizin, o da değerli bir akademisyen, Utku Öğüt'ün, ilerleyendeki saniyelerde diyeyim. Doğaçlamanın ıskalanması derken, doğaçlama ihmal edilmiyor. Tam tersine doğaçlama böyle Ya Rabbi şükür kıvamında yapılan bir edinmiş zannediliyor. Hiç alakası yok. Bunu birazcık işin içine giren insan hemen deşifre edecek zaten. Yani doğaçlama üzerine ahkam kesmenin ne yeri, ne zamanı ve fakat şu metaforla ruh hatırlatarak size ne diyeyim, vurgu yapayım. Kompozisyon yavaşlatılmış improvizasyon hızlandırılmış kompozisyondur kelamı birçok insana mal edilir. En çok da John Cage'e. Satılabilir meta olarak tanımlanabilmeleri ister istemez hep plastisiteye tahvil edilmelerini ve muhteşem bir ne diyeyim teknik taklavatla, fiziksellikle karşılanma gibi bir yola sokuyor duysal tasarım ürünlerini. Kemküm ediyorum. Bunu daha önce söyledim. Acaba biz kendimizi işte ne diyeyim, toplumun bir ferdi olarak söz sahibiyiz muhakkak ama antropolog da değiliz haliyle. Diğer aşina olmadığımız alanlar, öbür taraftan bu tarafa geçene söylüyorum, bize nefes aldırıyor çok iyi ama İşimizi ifşa ederken acaba birazcık daha ne bizim ölümümüzü iliklememiz gerekmez mi diye sormak istiyorum. Sanat eseri olarak hayat düşüncesi şahane muhakkak ki ama egosantriklikte orantısız gitmememiz gerektiğini vurgulamak istiyorum. 5 dakika içinde bitireceğim. İstanbul'un yani metropollerin burada ön plana geçmesi esas ve fakat acaba onun dışından bu topa girmeye gayret eden insanlar A yer bulabiliyorlar mı? B yer bulabiliyorlar. O da korkarım demin şurada yazdığım gibi başka disiplinlerin belli klikleri sultasına karşı bizim bu yeni alanın davetkarlığından mıdır? Popülist tercihler çok yapılıyor. İşte son 10-15 yılda tamam gündemimizdedir ama herkesin işte göç, mültecilik, işte gezi vesaire gibi temaları, değerli temaları aslında son derece yüzeysel popülist yaklaşımlarla harcadığını ve kimi zaman istismar ettiğini biliyoruz. Bu konuda bir vurgu yapmak isterim. Çerçeve müzik seçimi üzerine vurgum şu, şahane bir görsellik kotarıyorsunuz işte ama bu işi yapan müellifin duysal alandaki birikimi, gustosu işte atıyorum çok popüler, çok ortalıkta, çok harca alem bir müziği ona eklemesiyle neredeyse kiç durumuna düşürüyor. Ve sanatçının marifeti olduğu için bu kiç soylulaştırılıyor ve bileis diye bunu kuramsallaştırabilen insanlar da çıkıyor işte. Önemlidir. Burada sarı olması olumsuz değil, olumlu. Disiplinler arasında bir disipline dönüşmesi okey ve fakat akademik kurumlarda bu baskın kip halini alırken ve hepimiz biz buna meylederken acaba hazır mıyız bu bir disiplinler arasılığa sorgulamak isterim. Gustomuz yeterli mi? Bu işte alanda söz söylemeye, iş çıkartmaya, duysal kültürümüz ve malzememiz sesler olduğu için, sesler evreni olduğu için malzeme bilgimiz yeterli mi? Bunları sormak isterim. Malzeme demişken son notlar, deneysel enstrüman tasarımı dersi var. Bizim arkadaşlarımızın Özgür Turan'ın ve Sinan Uçar'ın işte çalgı yapım bölümlerinde yürüttüğü başka meslektaşları da muhakkak benzer şeyler yapıyordur. Çok değerli. Bu malzemeden yani daha enstrüman tasarımı raddesinden işte yeni alanlara, yeni bir plastisite ve onun duysal karşılığına, farkındalığa açılan bir kapı olduğu için önemsiyorum. Daha
Çok yeni, çok ham çalışmalar muhakkak ki bunlar. Birkaç örnek göstermekten geri durmuyorum. Ama artık birçok yerde, özellikle İstanbul dışında, bu çalışma mesela Eskişehir Teknik Üniversitesi'nden, bu işlere de farkındalıkla yaklaşılması, farklı duyularla, işte bizim sanat öbürünün tasarım dediği alanın ya da öbürünün sanat, bizim tasarım dediğimiz alanın buluşturulması gibi çalışmaların yapıldığı bilgisi daha bilgisi uzun zamandır vardı ama veriler bu sabah geldi. Bu görselleri benimle paylaştığı için sevgili Özgür Turan'a çok teşekkür ederim. Bize bizim Ferhan var tabii. Bu da dükkanın öbür cephesi. İşte Arter ekibi benden daha iyi biliyordur. Bu tasarım ekibi gelip Arter'le daha önce de ortak çalışma imkanı bulmuş. Kapatırken bir tane tezi zikretmek isterim. Özellikle bu yenice sanat alanlarının ritüelistik bağlamında Utku'nun çağdaş performatif sanatlarda şamanizm referansları. Şey de var bunlar tez merkezinde. Özgür Turan'ın zaman ve mekan ilişkisi ve müziğin plastisitesi bağlamında sans kapçı, ses heykeli kavramı vesaire vesaire. Bu da var. Bir de bu tez sürecinde gördüğümüz, işte tamamen arkasında mıyız değil miyiz onu hiç söylemeyelim. Ama her çalışma değerlidir. Şu tezlerin konuları da dikkatinizi çekebilecektir. Sesin imge ile ilişkisi, her yerdelik bağlamında sessizlik ve gürültü ve akustik heykel gibi işte anahtar kelimeler burada önemli. Sevgili dostumuz Nermin Saybaşlı'nın işte bu İstanbul Modern'deki serginin metinlerinde de onun parmağı vardı ağırlık merkezinde. Nisan ayında yanılmıyorsam çıktı kitabı. Bu da demin vurguladığım retorik, hatta neredeyse şimdi Nermin burada mı bilmiyorum ama benim gözler görmüyor ya, aa ne güzel kitabın adı diye şey yapmışım. Çünkü ilk okuduğumda rezonans ve sanatın poetikası diye okudum ben onu. Bu başlık yani neredeyse poetik bir zarafetle yazılmış. Politika, ben bir de siyaset bilimi diplomalı olduğum için çok daha pis bir şey. Yani kokusu bende daha farklı. O konuda işte bu çalışmayı da ne diyeyim, dipnotlandırmış olalım. Selçuk Artuk'un sergisi son baktığımda 2 Aralık'a kadar görülebiliyordu Zilberman Galeri'de. İşte maskeleri takıp gidebilirsiniz. Ya da dinleyen gözler için yine Melih Ferilli'nin küratörlüğünde çoğunu bizim bu alanda meraklı arkadaşların bildiği, tanıdığı yapıtlar ve isimlerden bu sergilerde hali hazırda izlenebiliyor. Evvelki geçen haftanın ekran görüntüsü şükürler olsun benim pirlerimden Gordon Mumma'yla işte aynı ekranda olmak onurdu. Rainforest vesilesiyle olan bu şeyde aşağıda değil mi? Sergi görülebiliyor. Özgür'ün tezi için yazdığım sunuş daha yolun başındayız şeklindeydi. Bunu vurgulamak isterim. Geçen gün bu konuşmayı yapmadan önce bir daha kokusunu alayım, bir daha dokunayım diye sergiye geldiğimde canım kardeşim Cevdet Ere'yi de orada yapıtıyla hemhal olma gayretiyle gördüm. Aralarına girmemeye gayret ettim. Bir yere kadar oldu. Sonra en azından dedim kıyafetim uymuş hiç olmazsa Bergama stereotipin bu versiyonuna. Bu fotoğraf vesilesiyle sevgili Cevdet'e 30 yılı buluyordur ya bizim işte haberdarlığımız en azından. Dostluğumuz 20 yılı aşmıştır. Ona teşekkür ederim. Arter ekibine de çok teşekkür ederim. Tam öngördüğüm şekilde işte 75 dakikayı geçirmeden muhabbeti bitirdiğimi zannediyorum. Falan feşmekan diğer şeyleri de paylaşırız sonra. Teşekkürler, sağ olun, var olun. Biz çok teşekkür ediyoruz Alper Bey. Çok fazla kalabalığız ve birçok ekran var. Onun için el kaldıranları hemen göremeyebilirim. Sohbet için bir 15-20 dakika vaktimiz var. Teşekkür mesajlarını
Oturum sonrasında iletiyor olacağız Alper Bey'e. Söz almak isteyen, yorum, soru sormak isteyen var mı? Şu noktada kameranız açıksa elinizi kaldırabilirsiniz ya da el kaldırma fonksiyonu kullanabilirsiniz Zoom'un. Dostlarımıza geçmeden ben gerçekten başta sevgili İz kardeşime ve ekibine işte 80'lerden beri İstanbul Festival, o 93'te girdiydi galiba ama öncesinden beri işin içinde Melih Fereli'ye, Arter ekibine, Ferhan Kızıltepe'ye, Özgür Turan'a özellikle çok teşekkür ederim son dakika desteklerinden dolayı. Ve açtığı yolda, kurduğu ülkede hiç durmadan yürüyeceğimi and ettim. Sevgili Ahmet hocamın da şeref verdiği için yani başımın tacıdır. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Sorular, yorumlar için dinleyicilerden söz almak isteyen. Söz gelene kadar ben bir iki kelam daha edeyim müsaadenizle. Mesleki deformasyona verin. Şimdi bu örtmenlik diyelim. Bir de online'a geçince normal şartlarda 3 saatte 5 saatte yaptığımız şeyi ekran başında işte şu kadar dakikada yapacaksınız. İşte bütün bildirimi ona sıkıştıracaksınız gibi bir sultanın altında Nisan Mart'tan beri çalışıyoruz. O yüzden böyle bir bombardıman ve bir siz söyleyin adını görsel destek üzerinden ilerledi. Gönlüm ister ki bunun asıl layı çok daha geniş zamanlarda ve bir zaman tasarım biçimi olan duysallık üzerinden işleyeceği bahsettiğimiz daha doğrusu işte bir şekilde göz kırp geçtiğimiz ne var ne yok onlara germeger kulak açacağımız bir başka versiyonlarında, başka yerde, başka zamanda yapabilmek ve siz bu kadar değerli insanı, bu kadar çok sevdiğim insanı işte bir arada tekrar görmek nasip olur. Araya gireyim. Onur Yemişen el kaldırdı. Şu anda kendinizi unmute edebiliyorsunuz sanırım. Hocam çok teşekkürler harika sunumunuz için. Hızlıca sormak istiyorum. Bu kadar yüksek bütçeli teknik prodüksiyonlarla işleyen bir alanda bu çalışmaları nasıl kamusal alana tahvil edebiliriz demeye çalıştığım mesela en klişesinden Neuhaus'un Times Square'de yaptığı enstalasyon gibi ülkemizdeki şehirlerde nasıl atılımlar yapılmıştır böyle veya kamusal alana bu işleri tahvil etmek için nasıl stratejileri izleyebiliriz? Sondan başlayayım. Cevdet Erek kardeşimin, Cevdet'in demek de böyle şey oluyor işte ama Cevdet'in, bizim Cevdet'in Arter'den önce malum Berlin'de Hamburger Bahnhof'ta kamusal alanın en kasında yani işinin bir versiyonu vardı. Almanya bu işlere en erken girişmiş ülke. Bu kültürü, duysal kültürü hatta ve kro atasözlerine falan filan Almanlar kulaklarıyla görür gibi çevirebileceğimiz atasözlerine tahvil edebilen bir kültüre sahip, o gusto'ya sahip. Dolayısıyla aheste aheste olacak. Tabii 60'larda Almanya'da da böyle şeyler yapıldığında işte tekme tokat işte karşılandı. Bizim buna gücü, bütçesi el veren kurumların, kuruluşların ya da işte öncü kimliklerin hamleleri o yüzden değerli. Aheste aheste bunlar işte sergi salonlarından çıkacak, milletin üzerinde tepineceği, içine gireceği, çıkacağı hallere gelecek. Şimdi heykellerin kırıldığı, kafalarının koparıldığı ya da cep telefonu ile selfie çeken bir şehzadenin milli kültürel değerlerimize hakaret olduğu gibi savlarla işte telefonunun kırıldığı bir ortam
da böylesi hamleler için biraz daha zaman vermek yerinde olabilecektir. Her nasıl ki böylesi işleri finanse eden kuruluşlar bunları belli bir prestij için yapıyorlar. Yaptıkları iş çok prestijli. Bu prestiji kendi mekanlarının, kendi mekanı neyse dışına taşımayı zaten muhakkak benimseyeceklerdir. Vakti var. Birkaç tane örnek gösterdim zaten daha kamusal alanda olan şeyler. Çok tartışmalı benim için onların içeriği, mahiyeti, şusu, busu ama en nihayetinde sanat yapıtından ilk çocukça bile beklediğimiz ilk şey bizi şaşırtması ya. En azından bu hamleyle girişilebileceğini zannediyorum. Teşekkürler. Cevdet aramızda. Evet, zaten parmağı elde kalktı. Cevdet. Merhabalar. Abi çok teşekkür ederim. Çok heyecan verici benim için. Zaten baştan heyecan verici. Buna vesile olmak hem her türlü güzelinden kötüsünden her şeye de hedef olmanın hem zevkini hem şeyini yaşamak. Şimdi kendim kahve de yaptım. O bana biraz daha da fazla heyecan vermiş olabilir. Çok teşekkür ederim. Şu yaptığın işin şu kadarcığını bile diyeyim. İçeride kaseti var. Biraz getireyim dedim ama bakarım kalkarsam kasedirim. Çünkü plak şirketimiz bizi ciddiye almadığı için bize CD yapmamıştı Alper. Bolca kaset sattıktan sonra adam müziği ikna ettik CD basmaya. Beni duyuyor musun Alev? Ama o kapağı göstermen... Kapağı göstermen çok iyi oldu. Ona birazdan geleceğim. Bu arada İz bir şey söyleyeceğim. Alper'in yaptığı konuşmaya, sevgili Alper'in, sevgili Alper Maral'ın, sevgili hocanın yaptığı konuşmaya o kadar çok söyleyeceğim şey var ki çoğunda bizim yok sanırım. Ama en azından burada bir 16-17 sayfa kendimce bir not aldım. Tekrar teşekkür ediyorum. Bunları bir araya getirmek zevkini yaşadığın için diyeyim. Çünkü bunlar zevksiz olmaz. Kim uğraşır bu işlerle? Ben bunların çoğuna şahit oldum. Bir bölümünü duydum. Tabii ki Rusalı'ya şahit olmadım. Bakü'de sirenlere de şahit olmadım ama hepsi içinden geçtiğimiz şeyler. Ama özellikle yerlilerin çoğuna şahit oldum. Çoğuna katıldım. Başka burada sen söyledikçe aklıma gelen çokça şey var. Ben böyle bir şey göze alamam ki. Aslında ben de kendimce cahilce bir tarih meraklısıyım. Çizelgeler yapmayı çok severim. Burada bir çizelge de yaptım hatta. Eklemeler ve senin gördüğün şeylerden. Dolayısıyla çok teşekkür ederim. Bu çok güzel bir çaba. Ben de uzun zamandır okuldayım. Ama tarih bazlı hiçbir ders anlatmayı göze bile alamıyorum ki belki çok sevdiğim bir şey. Ya da ne diyeyim, amelilikle uğraşmaktan diyeyim. Amelilik demekle bürokrasiyi kastetmiyorum. Bizim işlerin ameliliğinden bahsediyorum yani. Dolayısıyla tekrar teşekkür ederim. Eleştirellik şey çok güzel. Daha önceki sergilerde işte başka performansçılar, doğaç amacılar şey yaptı. Fakat ben doğrusu bu serginin başından itibaren hiç hayal edemedim Arter'de performansı. En baştan itibaren de açalım görürüz dedik. Ama şu son 3-4 konuşma o kadar güzel oldu ki, o kadar mutluyum ki. Hani kafama daha büyük de taşlar atsan. Ondan da yani buna vesile olmak çok çok güzel. Sonuçta bir adet iş. Bu kadar insanı toparlayabilmek. İşin kendisinden hemen hemen hiç bahsetmeden bunca tarihten bahsetmek, fikirlerden bahsetmek tekrar teşekkür ediyorum. Birkaç tane de iz müsaade şey yapacağım. Birkaç şeyden de bahsedeceğim. Kendi adıma onlara da ekleme yapılabilir diyorum. Dediğim gibi bunca nottan çok giremeyeceğim ama şu şeyi söylemek isterim. Egosantrik olarak şu anda. Demin gösterdiğin, biraz yakından göstersen abi şeyi. Hatta şeyini çıkartıp, kapağını çıkartıp bizim Necropsy'nin Mikrobüsü albümünü. Dediğim gibi kaset içeride ama hemen, hemen geliyor. Bu arada ne kadar iyi paslaştığımızı 167 kişi görüyor. Vallahi ben tam bunun için yaptım bu hareketi. Çok sağ ol. Benim bir problemim var her zaman. Hani her grupta, bizim gruplarda özellikle hani metalcilerde, şeycilerde falan.
genelde gruptan birisi uğraşır şeylerle. Birden fazla genelde olmaz. Logolar, kapaklar, posterler, afişler. Tüm şeyin örgütlenmesi. Benim grupta davulculukla, işte prodüksiyonla, parçalarla ilgilendiğim kadar, davulcu diyorum özellikle, aşağılara çekmek için şeyimizi, gerçek, ne derler, gerçek kimliğimizi. O albüm kapağındaki fotoğrafı bulmak, istemek, o albümdeki bütün el yazıları, hatta şimdi olduğum adresi çünkü annemlere yakınım, o benim el yazım. Çok fazla emek verdiğim ve farkında olmadan, ha bak o çok güzeldir. Yeni baskıda yine bir saçmalanmış, oraya başka şeyler koymuşlar ama ben bu sırada mimarlık öğrencisiydim ve tabii ki proje çizmek yerine bazı yerlerde, bazı geceleri, bu bazı geceler yüzlerle adlandırılır, tabii ki nekropsinin propaganda faaliyetine veriyordum. Ama elimden geleni de yapıyordum doğrusu. Şunu söylemek için söylüyorum bunları. Zaten Mimar Sen'de okumaktan, müzik eğitimli olmamaktan önceden, sonradan müzik eğitimi tam içinde bulduk kendimizi ama görsel tarafını genelde beraber düşünüldüğü bir şeyden geliyorum. Onu söylemek istiyorum. Çağdaş Sanat Alanı'na, Biennale'lere falan gelmeden evvel. Bundan aşırı heyecan duymak. Belki gereğinden fazla. Onu bir şey yapmak istiyorum. Yani çocukla dönerek. Yani bir iş yapıyoruz. Kapağı nasıl olur, logosu nasıl olur gibi amatörce bir şeyden başlayalım. Çünkü bizler cahilleriz. Biz lise sona kadar flüt ve resim defteri dışında eğitim almayanlar, ailenizde de büyük bir şansınız yoksa, bizim için genelde üniversite başlar sanatın büyük bölümüyle başlamak, tanışmak. Ben nispeten çok şanslılardırım herhalde İstanbul'da olmaktan, Mimar Sinan'da okumaktan falan. Bir onu anlatmak istiyorum hiç şeylere girmeden. Yani baştan itibaren farkında olmadan, sonradan biraz keşfederek melez bir şekilde bu işin içine düşmüş olmak. Daha disiplinler arasını bilmeden, ses, görsel, ses mekan ilişkisiyle ilgili literatürün şeyin çok büyük bölümünü bilmeden şeyce ne derler, çocukça ve şeyle başlamış olmanın hem şansı hem handikaplarını yıllarca yaşadım. Şimdi zevkle yaşıyorum. Demin gösterdiğin İTÜ'nün festivallerindeki demi var diye bir şey. Başka hatta bak o şundan alınma. Çerçevelettim artık. Şuradaki eskizlerden alınma. İlk bizim başka teknik şeylerini. Hala ondan büyük bir keyif almak. Bürokrasiyle uğraş. Başka arkadaşlar başka işleri yaparken bir onu anlatmak istiyorum. Çok aşırı diyeyim kendi bedenimin ölçüsünde. Şimdi biraz kalıbım tabii daha bir şey pandemi tarafına ama aşırı önemsediğim ve çok büyük keyif aldığım bir şey. Şuna kadar yani burada çok konuşulmadı ama bizim gibiler adına kurumla mücadele. Savaş demek istemiyorum. Gerçi Bergama stereotip savaştan bahsediyor ama kurumla mücadele. İyi ve kötü anlamda, zevkiyle. Kurumlarda çoğu kez duyduğumuz, biz öyle yapmıyoruz Alper. Biz öyle yapmıyoruz Cevdet. Bu üniversite de olabilir bu arada. Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nin şu andaki halindeki üniversiteler diyeyim. O kurumla mücadele, ikna süreçleri ve özellikle şu, biz öyle yapmıyoruz. Nasıl cevap verilmesi gerektiği, bazen nasıl ikna edilmesi gerektiği. O tarafında özellikle demin en son yaptığın tavsiyeler tarafı vardı ya. Bir onu söylemek istiyorum. Hangi mücadelelerle nerelere ulaşıyoruz çok mühim. Demin ki en son biz arkadaş söz aldı. Kamusal alan, bütçe, teknoloji falan. Demin bahsettiğin işlerde, ya benim şu şeye gelmeden evvel işte SSS çok sesi de gösterilmişti. Halılı işimin bütçesi işte 2 metrekare sentetik halı fiyatıdır. Beşiktaş'ta 6 liraydı ben aldığım zaman. İkinci kez Biennale katıldığım zaman gösterilen cetveller genelde işte yüksek kaldırımdaki platicilerin baskı fiyatıdır. Ha bunlar için ne masraflar yapılıyor falan ama o genç arkadaşıma şunu söylemek istiyorum. Kamusal alanda iş yapmak derdinse kurumlardan, bütçelerden hepsinden önce bakman gereken bir şey var. O da kamusal alanın kendisi. Kamusal alanı sen nasıl kabul ediyorsan bir. Senin bulunduğun çevrede, lokal çevrede, ülkede, belediyede, dünyada nasıl görülüyorsa. Ve de eğer senin konun, bilmiyorum seni, sesçilikse, sesle ilgili bir şeyse, kamusal alandaki sesler nasıl sesler? Bir bakayım millet bunu nasıl yapmış? Gerçekten şu iş için, işte şu sanatçının kullandığı bilmem kaç bin euroluk hoparlörlere ihtiyaç var mı? Yoksa dünya en sesli memleketlerinden
acısıyla tatlısıyla aynı zamanda en de eğlenceli memleketlerinden. Birinde lan nasıl kamusal alanda neler var diye bakmayı çok tavsiye ederim. Şunu bütün kalbimle söylüyorum. Söylemek isterim. Önceki hiç kimseye ihtiyacın yok kamusal alanda sanat yapmak için. Onu söylemek isterim. Ama ölçekler, boyutlar, kontekstler, bağlamlar, orkestra eseri yazmak, sinema yapmak bilmem ne. Bunlarla ilgili merakın varsa cefasıyla, sefasıyla diyeyim tribün şeyinden. O varsa orada tabii ki bütçeler, roller, modeller, kurumlar, insanlar, diller, iknalar, süreçler, PR'lar falan filan gibi bir sürü başka şey de var. Onu da söylemek isterim. Hiç tekrar şimdiden bile çok uzattım. Umarım çok fırsatlar olacaktır. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Birazdan vakit olursa, laf atılırsa bu notlardan bazılarından da tekrar bahsetmek isterim. Ama Aperçi'yi de tekrar bu taraftan anlatmayı ben çok seviyorum. Ama bizim CD'yi gösterdiğin için çok teşekkür ederim. Çünkü herkesin kendi hayatında önemli şeyler var. Benim de şimdi baktım işte okula girmek. Okulda demin bahsettiğin Mimar Sinan'a teşekkür ederim. Hemen hiçbir hoca bana ya sen bu kadar sesin haklısın git şuna bak demedi. Bir Tuncer Çakmaklı hoca projeme kocaman Zenakis yazmıştı. Ritimle ilgili saçmalıyordum. Sağ olsun. Ama Mimar Sinan'da demin Flux'ı çoğumuz bilmeyiz dedin. Birinci, ikinci sınıfta Mimar Sinan auditoriumunda, demin bahsettiğin auditoriumda, sanırım o zaman Sedat Hakkı auditoriumu değildi. Orada Fluxus'la ilgili 3-4 konser seyretmek. Zorla götürdüğüm nekropsi grup arkadaşlarının hepsini değil, Erem'in en azından gülerek hemen terk etmesi falan gibi. Farkında olmadan buna başlamış olmak, tarihlerin büyük bölümünü sonradan keşfetmek. Demin bahsettiğin tarihler, Füsun Onur'undan tut, Rusalılara, şunlara, bunlara. Hepimizin nasıl şansları ve handikapları var. Ben de o şansı tekrar tekrar hatırlıyorum. Pozitifliklere vurgu duymak ve özellikle benim gibi, çoğumuz gibi, senin de gibi politika, siyaset, bilimi senin nasıl şey yaptığını çok bilmiyoruz ama eminim çok etkisi vardır eğitimin. Melezlikleri kutlamaya şeyden evvel, disiplinler arasının disiplin haline gelmesinden evvel bu melezlikleri kutlamaya, bu kazaları değerlendirmeye, pozitif bakmaya, tekrar tekrar hatırlamak. Cümlem güzel bir Türkçe değil farkındayım ama heyecana ve bunca insanın yüzünü yarattığı şeye verin. Tekrar tekrar teşekkür etmek istiyorum ve sergi bu konuşmanın şu kadarcığına yapılmasına vesileyse ve kim bilir bundan nasıl başka eleştiriler şeyler çıkar. Ben bundan dolayı çok mutlu oluyorum. Sanattaki temel amaçlardan birinin tahrik olduğunu düşünen bir kişi olarak fikir ve sanatın kendisinin tahriki. Bizim kendi hastalıklarımız dışında yani ve meraklarımız dışında 6. ya da 7. kez izlere diğer konuşmalarda teşekkür ettim deyip hemen kesiyorum ki devam edelim. Tamam. Bir Zeynep Sarıkartal el kaldırıyordu. Onu görebildim. Ben de bu recent opsiyonunu bir türlü bu ekranda bulamadığım için değişik bilgisayarlar kullanıyorum ve çok katılımcı olunca zorlandım. Teşekkür ederim gördüğünüz için. Bu kamusal alanda gerçekleştirilen yani etkinliklerle ilgili bir not düşmek istedim Cevdet'in bıraktığı yerden. Bir Fransa'da yazılan bir arkadaşın tezini getirdi de aklıma. O da normal gündelik mekanları, market gibi veya kebap shop gibi yerleri etkinlik alanlarına dönüştürmek üzerine hem aktiviteler yapıyordu hem de bir tez çalışması vardı ve birkaç etkinliğine de bizim katılma şansımız olmuştu. Bu anlamda aslında şeyi de tartışmanın içine sokmak istedim. Yani sanat festivallerinin dışında kalan veya kamusal sanat olarak kabul edilen, güncel sanat olarak kabul edilen işlerin yanı sıra daha yer altında kalan diyebildiğimiz ve yine belirli bir kitlenin içinde şans eseri görülen veya belirli bir kitlenin içinde olunduğu için haberi olunan etkinliklerin içinde de aslında bu interaktif ses meselesi çok ilerlemiş vaziyette. Özellikle de hareketle sesin ilişkisi bakımından yani görsel ve sesin ilişkisi zaten çok karşımıza çıkan bir şey ama bu anlamda da müzisyenlerin performanslarını
performans sanatı bağlamında tartışmamıza olanak tanıyan pek çok performansa şahit oldum. Konuşmanın başında yakalayamadım ama İstanbul'da veya Türkiye'de bu tip şeylere denk gelindi mi veya bahseden oldu mu, bahsediliyor mu, yapılıyor mu gibi bir soruyla kapatayım. Teşekkürler. Politik cevap vereyim. Dans, bedensellik, temas gibi çağrışımlarıyla iklimimizde, memlekette yaşanmakta olan iklimde ilk budanan alan oldu. Her ne kadar başlangıçta, hatta işte ne bileyim bizim Yıldız Tekniği'nin o ilk yıllarında, daha 90'lı yılların sonlarında diyeyim, bitirme etkinlikleri, işte final sınavı demeyeyim de işte ona denk gelen şey Cemal Reşit Rey'de falan yapılıyordu ve işte müzik teknolojisinden ya da kompozisyondan, icradan insanların katılımıyla öğrenci hoca bakmadan işte biz de Boraz'ını alıp ona katılıp şeyler yapıyorduk. Ama giderek ne yazık ki işte hem bu nasıl onu ifade edeyim? Bu toplumsal travmatik hınç birbirine bir şekilde temas etmeyi ahlaka mugayir kabul etme, şiddet vesaire vesaire gibi şeylerden maalesef iyice küçüldü. Okullarda işte bölümler kapatıldı, en azından öğrenci alınmasının önüne setler çekildi. Kadrolar falan filan belirlemedi. Okul olmadı mı da olmuyor zaten bu iş. Çünkü sivil inisiyatif nereye kadar neyi ne yapabilecek? Burada çoğunuz devlet üniversitelerinden mezunsunuz. Devletin işte bu sübvansiyonu olmazsa sen işte bilmem ne üniversitesinde ayda, aman yılda 90 bin lirayı nereden bulup ödeyeceksin? Hangi veli bunu ödeyecek? Vesaire. Birinci mesele bu. Ama her nasıl ki Türkiye'de ilk önce tiyatro dibe vurdu ve tam da bu sayede en önemli atılımları özel tiyatroda sivil inisiyatifle yani kendine yepyeni bir yol çizerek kurmaya başladı. Yavaş yavaş diğer dibe vurdukça zaman şey diğer disiplinlerde işte dans, müzik vesaire vesaire tam dibe vurdukça her türlü desteğini yitirince bir varoluş stratejisi geliştirip yepyeni bir alternatifle ayağa kalkacaktır. Şu anda bizim aslında yapmaya çalıştığımız şeyler böyle çok tuhaf stratejik hamleler. Çünkü atıyorum duysal alan o kadar dibe vurmuş vaziyette değil şu anda. En azından endüstri tarafından işte desteklenebildiğimiz işte 3-5 bir şey kazanabildiğimiz nişleri olabiliyor ama gerçekten tamamen yitince yeni bir mefhum çıkartacaktır. Dansın da bildik anlamının tamamen dışında bu deminden beri altını çizmeye çalıştığım geçirgenliklerle, disiplinler arasılıkla vesaire vesaire bizlerin onlara sunabileceği ne bileyim katkılarla yeni bir boyut kazanacağından eminim. Nitekim teknoloji hep başı çekiyor. Duysal'da da aynı şey oldu. Bugün işte o Utku'nun bildiği, benim bilmediğim bilmem ne programlarıyla işte hareket takibi şudur budur vesaire dansta maalesef çok bedensellikten çok görselliğe ve işte yüksek teknolojiye koşut hamleler yapıyor. Ama nasıl ki işte bizler malzememizi gerisin geri keşfetmekten geri durmuyoruz. O kadar ıvır zıvırla oynadıktan sonra sesin en temeline, en derinine varmanın yolunu buluyoruz. Sanırım dans tayfası, şürekası da kendi nesnesine, malzemesine geniş bir kavis çektikten sonra kavuşup çok daha nitelikli, derinlikli işler çıkartacaktır. Memlekette yani uzun sözün kısası şu anda sadece işte çok sevdiğim arkadaşlarım çocuklarını işte 10-15 yıl kadar baleye götürüyor. O çocuklar daha sonra bir kere bile dans etmiyor. İşte hayat gailesinde falan filan güzel yıllar geçirmiş oluyorlar bale kursunda maalesef. Çok az sayıda
Lerna beni doğrulayacaktır. Yani bir kere kız işi tırnak içinde olarak görülmeye başladı. Yani bizim okulda bile 18 kıza bir erkek öğrenci denk geliyordu. Şimdi rakam sıfıra gidiyor. Çünkü bu işte bedenle, duruşla, toplumdaki konumla, toplumsal cinsiyetle falan filan kolay kolay bağdaştırılamadığı sürece bu zaaf sürecek. Tam dibe vursun, oradan çıkacaktır. Hiç şüphem yok. Onu bekliyorum. Sağ olun. Aslında benim bahsettiğim şey dans tarafından veya tiyatro tarafından ya da performatif sanatlar tarafından geliştirilen hareket sistemleri, sese duyarlı sistemler değil de tam tersi müzisyenlerin veya sonoloji bölümlerinin şu anda harekete yönelik dokunmadan çalınabilen veya işte sensörlerle çalınabilen sistemlerinin de aslında bir performans alanı oluşturmaya başlamasıyla ilgiliydi. Yani müzisyenin performansçı haline gelmesi daha çok. Tamamen yanlış anlamışım. Bu da var. Yani Yıldız'dayken ben buna başladıydık. Birkaç bir şey olduydu. Daha sonra bizim Arda Eden Ardünyo temelli böyle şeyler yapmayı sürdürdü. Şu anda daha çok yazılım üzerinden, live coding üzerinden işleyen bir var. O da standart müzikal performans ikliminden çıkarttığı hareketi odağına alan meseleler hala sınırlı dediğim gibi. İnternet connection unstable diyor bu arada. Bir aksama oldu ama anlaşıldı söylediğiniz. Bir chat'e gelen sorumuz var. Ardından Ferhan Kızıltepe el kaldırıyor. Bir chat'teki soruyu iletiyorum hemen. İsmail Önder sordu. Salgının duysal tasarım üretimine sizce nasıl bir etkisi olacak diye sorar. Eksik olmasın. Herkesin bildiğini tekrarlamaktan çekinirim ama performatif taraf, yani işini bizatihi sahnede, toplum içinde yapan meslektaşlarımızın beli kırıldı. Birçoğu neredeyse intihar raddesine geldi. Kimi maalesef başardı da bunu. Öteki taraftan bizim bu duysal tasarımın özellikle teknolojiye koşup diğer disiplinlerle flörtöz tarafı bu pandemide tabirin bağışlansın ne olur lehine işledi. Birçok insan standart müzik ya da duysal deyince insanların aklına müzik geliyor ya, standart müzik pratiklerinin dışında mecralar kurcaladılar, aramaya kalktılar. Bunları işte teknoloji tabanlı bir kısmı gerçekleştirdi, bir kısmı da işte deminden beri konuştuğumuz plastisiteye yöneldi. Çünkü bu cismilik ya da işte başka bir o müziğin uçuculuğu, para etmezliği, işte zaten tamamen aşılmış ve aşılması gerektiğini de düşündüğüm bu telif meselelerine karşı yeni bir varoluş planlamasında bu süreci lehine çeviren insanlar da olmadı değil. Ama standart prosedürde işte bütün dükkanlar kapalı. Onu söyleyeyim. Yani hiçbir zaman olmadığı kadar fazla müzik dolaşımda tüketiliyor vesaire. Ama bunun geri dönüşünün kimseyi tok tutmayacağı da aşikardır. Yani çok merkezi majörler hariç. Ferhan Kızıltepe. Ben aslında ufak bir cümleyle Alper'in söylemine ve bütün söylemlere katkı sağlamak için elimi kaldırdım. Bu noktanın gözden kaçmaması gerekiyor. Kaçırdıklarınızı zannetmiyorum da şu an için en azından sözlü olarak dile gelmesi gerektiğini düşünüyorum. 19. yüzyıl değişimi bütün bir toplumların o günün bildiğimiz dünyasında çok ciddi bir stres yarattı. Fakat bu stresin diğer tarafı ise birçok şeyi yeni baştan tasarlamamız gerekti. Hayatımızda, sosyal pratiklerimizde, üretim şeklimizde, düşünme şeklimizde değişime uğramamızdı. Şimdi bu dönemle birlikte daha da öncesinde, geçen yüzyılın son çeyreğinde majör bir şekilde başlayan süreçte bilim ve teknolojinin gelişimi bize açtığı yeni alanda
biz yeni baştan Cin Ali gibi yeni bir dünyanın kodlamasını, yeni bir dünyanın malzemelerini görmeye başladık. Kapı yeni açıldı. Dolayısıyla bu sürece kadar yaptığımız bütün tasarım, düşünme, üretim, tüketim şeklimiz bir kısmıyla hibrit alana girdi. Real ve unreal dünya olarak. Yani dijital platformlar, dijital bir dünya ve real bir dünya. Real dünyanın uzam zamanıyla dijital dünyanın uzam zamanı tamamıyla bambaşka. Ve real dünyada fiziki bütün bir bilimle çalışırken dijital platform sadece matematik dili üzerinde çalışıyor. Şimdi biz bunda sadece deneylediğimiz, bilmem kaç milyon yıl boyunca deneylediğimiz bütün bir real dünya deneyimlerinin benzeri şekilde dijital dünyayı zorlayıp orada bir şey yapmaya çalışıyoruz. İşte uzaktan eğitime girdik, tamam. Ne yapıyoruz? Biz örgün eğitimde yapmaya çalıştığımızın aynısını uzaktan eğitimde kopyalamaya çalışıyoruz. Evet, öğrenmenin ilk kısmı kopyalamak, sonra üretmek. Dolayısıyla bu süreç içinde bütün tasarım alanlarımız ve bütün kavramları, belki ilgili olan kavramları yeni baştan düşünmek durumunda, yeniden tanımlamak durumundayız. Çünkü değişim çok da ufak bir değişim değil. Ve bu değişim bütün bir ekonomiyi değiştiriyor. Bütün bir üretim platformunu değiştiriyor dolayısıyla. Evet, halka ilerip tamam dağıtalım. Fakat bu arada da bir önemli husus var. Tüketim canavarı olmuş bir dünya toplumunda işte 2050'lerde 10 milyar olmayı bekliyoruz. Tüketim canavarı olmuş bir toplum içindeyiz. Ve burada gerçekten elle tutulur bir mantığı olan neyi üreteceğiz ve bu ne şekilde katkı sağlayacak? Bu soru aslında başta söylediğim, şu an için yeniden düşünmemiz gereken kavramların tanımını koymaya başladıkça, onun uygulama alanlarını, pratiklerini çıkarttıkça ortaya çıkacak. Şu an ne diyoruz? Biz işte kontrollü kapitalizm içindeyiz. Evet, öyle baktığını ve bütün sistem sadece tüketme üzerine tanımlı. Ve bu ton oluştu. Şeyin geçen olaylı olarak istifa eden Yunan Maliye Bakanı'nın anlattığı gibi, yazdığı gibi bir buton oluştu. Artık o butona basıyoruz ve tüketiyoruz. Alıyoruz. Başka bir şey yok. Dolayısıyla üretim ve tasarım ve tasarımsal düşüncede tahmin ediyorum konvansiyonel olan, yerleşik olan düzende bazı şeyleri yeni baştan planlamamız, düzenlememiz lazım. Bütün altta yaşadığımız stresin temelde şemsiye olan kısmı şu an için en azından bir şemsiyesinin bu olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu durumda evet, sesin tanımını değiştirdik, tanımını değiştiriyoruz. Ne zamandır? Çok eskiden geliyor. Şimdi başka bir araçla başka bir şey yapıyoruz. Fakat dijital dünya şu an için, dijital ortam şu an için malumat oluşturuyor. Bilgisayar sadece malumat veriyor. İnternet sadece malumat veriyor. Bunun analizinin yapılıp senteze ulaşması başka teknolojileri geliştirmemize, başka bilim dallarında üretimimize bağlı. Bu durumda biz dijital bir teknoloji kullanırken, o ortamları çalışırken malumat olduğu bilinciyle üretime çevirmemiz gerekiyor. Bunu da yansıyacak durumu geçtik. Artık hayatımızın çok orijininde yaklaşmış olan, belki tam orijinde olmasa da yaklaşmış olan bir farklılık, bir yeni durum dijital platformlar, dijital teknolojiler. Bu kadar. Daha fazla uzatmayayım. Teşekkür ederim dediğiniz için. Çok teşekkürler. Alper Bey, bir tane daha soru var. 90 dakikada bitirelim demiştik. Onun için size bir danışmak istiyorum. Ne durumdasınız? Çok yoruldunuz mu? Nasıl ilerleyelim diye? Yorgunluk değil ama bu muhabbet bitmez. Bu arada bir yıldızlar kadrosu şu anda takip ediyor. Sanırım demin de 170 küsür kişiyle rekor kırdık. Nazar değmesin. Burada teşrif eden, şeref veren değerli meslektaşlarım, bu alanın ustaları olduğunun bilincindeyim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Böylesi bir hazırunla bu muhabbet bitmez. Bizim böyle suni bir çerçeve çizmemiz gerekir. Ben bunu öngörmüştüm açıkçası. O yüzden 90 dakika demiştim. O dostumuzun da değerli sorusuna duyalım. Ondan sonra 90 dakikasını koruyalım. Tamam, çete gelen bir soruydu. Bilge Aydoğan'dan geldi.
medyalar arası kavramını terim olarak disiplinler arası yerine kullanmak caiz mi? Ha. Ya bir kere çok kestirme kıra bir cevap vereyim. Ya medya zaten medyumun çoğulu olduğu için onlar arasındaki geçirgenliği esas alıyoruz. Ben bir de işte lafın, kelamın, şunun, bunun çiçeklendirilmesinden ziyade direkt iletişime katkısını önemseyen, kutlayan insanlardanım. Dolayısıyla iletişimi ne kadar zenginleştirecek, hızlandıracak, gürbüzleştirecek koşullar sağlanabilirse, ne kadar çok kanaldan buna hizmet edebilirsek o kadar mübahtır benim için. Hatta böyle vardır ya dil bilimde işte kelimeler %20'si 25'i, işte tonlama %25 %30, kalan da işte jestikülasyon şu bu. Yani anlaşırken bile biz yani verbal anlaşmada bile o kadar çok farklı kanalı kullanıyoruz ki. Bundan hareketle ben yani ne diyeyim, kavramlar üzerinde tasarruf hakkını kendimde görmem ama sorunuz zarifçe mübah mıdır? Bence mübahtır. Zaten medyayı böyle bir de işte başka dil bilimde şey denir, eş anlamlı kelime yoktur denir. Doğrudur. Ama biz bunu eşleştirmeye kalkacak olursak yani ortamla işte bunlar arasındaki geçirgenlik artık bizim neredeyse sıkılacak kadar tecrübe ettiğimiz bir şey. Bunlara yapay sınırlar çerçeveleme hiç gerek yok. Biz yeter ki iletişimimizi, yani sadece iletişim değil, en samimi, örgün, doygun şekilde paylaşalım. Alper, çok teşekkürler ve sergisi vesilesiyle bir araya gelmemizi sağladığı için Cevdet'e de teşekkür ediyorum. Hepinize katıldığınız için çok teşekkürler. Cevdet mikrofonunu açtı ve el kaldırıyor. Bugün birkaç arkadaşım henüz duymamıştı. Sergi Ocak başına kadar tekrar uzatıldı. Doğal olarak pandeminin büyük bölümünü kapalı geçirdi. Onu söylemek isterim. Özellikle yakında olanlar henüz göremedilerse görmelerini çok çok isterim. Bugün Alper'in bahsettiği bazı şeylerle ilgili çok iyi fikirler verebilir. Onun dediklerini doğrulayabilir. Onun bahsetmedikleri bazı şeylerle ilgili fikirler verebilir. Onu söylemek istiyorum. En az bir konuşma daha var. En az bir tane daha diyorum. Çünkü bizim işlerde ne olacağı tam belli olmaz. Bu projede bir fikriyattan çıkıyor. Bundan sonra bu proje nereye gider onu da henüz bilmiyorum. Bugün bahsedilmemesi de çok fazla içeriğinden çok tatlı oldu. Daha çok Alper'den daha da çok duymak istiyorum hakkında. Şimdi içeri gittim. Alper'e verdiğim. Bugün bir tarihçi gibi şey yaptım ama bizim hala kanonlara, sanat tarihlerine girmeyen bizlerin de başka bir tarihi daha var. Bizler dediğim öyle büyük değil ya. Buradaki birkaç biz yani. İçerideki şeyden... İçini göstermek istiyordum ama açılmamış bir mik kubbesi kaseti var. Onu göstermek istiyorum. Ama asıl ona bakayım derken başka bir şey buldum. Bu da birkaç hafta evveldir. Onu da göstermek istiyorum. Bugünkü gibi hani çok önemli bir şeyden bahsetti Alper. Mekansallık, mimarinin estetiğinin başka şeylerini bazen rol çalması. Onunla uğraşılırken sesten, onun içeriğinden... belki kalitesinden feragat etmek gibi önemli bir konu şey yaptı. Demin Evrim de şey yapmış, baktım hani kazalar şanslar diyorduk ya. Ben biraz bununla böyle yapmaya mahkumum ben kendi hayatım özelinde. Yine eğlenceli bir örnek göstereceğim. Çok kişi için aman be olabilir ama en az birkaç kişinin yüzünü güldürecektir. Çünkü içeri gittiğimde dolapta yeni buldum. En az 20 yıldır peşindeyiz. Annemlerdeki dolabın arkasından çıktı. Yine bir proje gecesi. Bir haftası yapılmış bir nekropsi, yine tek bir konserde kullanılmış bir şey çalışması. Rapido mapido bilmem ne. Şu anda çalıştığım İTÜ'deki, şimdiki ismiyle Mustafa Kemal Amfisi ama biz o zaman Maçka G derdik. Alper ve çok iş hatırlarlar Maçka G Amfisi'nde yapıldığımız en kalabalık
kendi organize ettiğimiz ama battığımız, 700'e yakın bilet satıp iflas ettiğimiz, çünkü çok para harcadık, slaytlar bilmem ne falan, o konserin afişini göstereceğim. Tekrar özür diliyorum. Çocukça da olabilir ama bizim şeyimizde, bizim eğitimimizdeki en önemli şeylerden biri okulların, diplomaların belki de en merkezi üstünde olduğu için göstermek istiyorum. Şunu göstereceğim. Detaya gireceğim çünkü eski kafa yapılmış bir şey. Kurşun kalem, rapido. Özgürlüğe koşan insan üstünde. Bu bizim albümümüzden sonraki ilk konserimizdi. Demin gösterdiğin albümden. İTÜ Maşka G Amfisi. Altta neler var? Heh, bu çok güzel. İTÜ Müzik Kulübü katkılarıyla. O zamanlar biraz ketumduk. Biletleri hediyesi 300 bin TL. Ekonomik fikir versin. Bilet satış yerleri Kadıköy Akmar Pasajı, Beyoğlu Atlas Pasajı, ne diyor? Beşiktaş Sinan Paşa Alışveriş Merkezi, Pena Müzik, Pentagram Cenk'in dükkanı. Ne olursa olsun, nereye gelirsek gelelim, öğrencilerle üniversite öğrencilerin bu işlerde yapanındır öncelikle ne olursa olsun ve kendi kendine yapılabilecek milyonlarca işi olanağının olduğunu biliyorum. Dünya nereye giderse gitsin, bunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Buradaki en kötü çoğu şeyi de temsil eden bir kişi olarak, hani sanattaki şu anda bu işle belki de bazı kötü demeyeyim de işte anladınız. Bunu tekrar hatırlatmak istiyorum ve bu keyfi, bu zevki ve güdüğü diyeyim. Yani yapmalıyız, yapmak zorundayız sizi. Tekrar hatırlatmak istiyorum ne olursa olsun. Umarım bugünkü gibi konuşmaların şeyinde hem kendimize daha da sert eleştiririz, daha da çeki düzen veririz. Ama çeki düzen vermekle beraber daha da dağılırız. Daha da işin sıyrılıp çıkarız yörüngelerden diye ümit ediyorum.